Bundan önce genel olarak polisin ortaya çıkışını ve gelişimini konuşmuştuk. Ve size öncelikle Hensson'ın aile çiftliğinin ortaya çıkışı kuramını anlatmış, aile çiftliklerinde çalışan bireylerin ölçümüzdeki önemini vurgulamıştım. Şimdi ise bağımsız bireyselliğe ön ayak olan, ekonomik üretimi sağlayan aynı kişilerden söz edeceğim. Bunlar asil değildi ama hayatlarını özel bir biçimde sürdürebilmekte gerektiğinde de savaşabilecek nitelikteydi. Hatta savaşarak devlet sistemlerine girmiş ve önemli kararlara katılmış, devletin politik ve başka kararlarında etkin olmuşlardı. Bu kişiler kendi karakterlerini şekillendirerek devletteki kendi konumlarını etkileyebildi ve dünyadaki yerlerini oluşturabildiler. Bugün bu konuya dönmek istiyorum. Asker olarak konumları, ortak bir dava için savaşarak ki bu ortak dava bireysel anlamda var olmamaktaydı fakat tüm şehir halkına bağlı olarak ortaya çıkmıştı. Bir süreç içinde oluşmaktaydı ve tahminimce kaçınılmaz bir şekilde oluşmak zorundaydı. Çünkü ortak davaları olan şehirleri yani polisleri için savaşıyorlardı. Bu dönemde oluşan savaş tekniklerini anlatacağım. Görülüyor ki tarihte ilk defa Hoblit Phalanx yani Hoblit dizisi olarak adlandırılmaktadır. Bu terminolojiyi şöyle açıklayabiliriz. Hoblit kelimesi Yunanca Hoblites'ten gelmektedir ve Hoplon'dan türemiştir. Hoplon piyadelerin kullandığı özel bir kalkandı ve özel bir oluşum kurarak savaşan piyadelerin taşıdığı kalkandı. Bu kalkanı tek kolla rahatlıkla hareket ettirebileceğiniz yuvarlak yaklaşık bir metre çapında bir silah olarak hayal edin. Şuraya çıkayım da size göstereyim. Beni arkadan duyabiliyor musunuz? Yani uygun mu bu? Söylediğim ölçülerde bir kalkan düşünün. Önemli olan unsurlardan birisi kalkanın kenarları. Sağ kenarında sağ kolumun tuttuğu yeri düşünün. Burada tutulacak bir yer olacak ve kalkanın ortasında kolun geçebileceği deriden gevşek bir kayış bulunmaktaydı. Böylece kalkan bir kenardan kavranılarak ve kısmen kola yaslanılarak tutulabiliyordu. Böylece söylediğim boyutta ahşaptan yapılmış, deriyle kaplanmış, bazen tunç detayları olan, hatta önünde tunç levhaları bulunan ve dolayısıyla oldukça ağır olan kalkanı rahatça kontrol etmek mümkün oluyordu. Ağır olduğundan uzun süre taşıması çok zor oluyordu. Tabii ki tüm savaş süresince bu denli ağır bir şey taşımak neredeyse olanaksız bir şeydi ama kalkan savaş için en önemli şeydi. Hoplit kelimesi de bu hoplon'dan türeyen savaşçıların piyade birliğidir. Falanks, piyadelerin her birinin elinde hoplonuyla sıralar halindeki bir oluşumu göstermektedir. Önce bir sıra, sonra bir sıra daha, bir sıra daha, yaklaşık 8 sıra derinliğinde bir oluşum kurgulanmaktadır. Oluşum ne kadar derin olursa olsun öndeki askerler arkadakileri kapatır. Falanx da oklava gibi yuvarlanan bir şey anlamına gelmektedir. Bir tepeden bakıyor olsanız Falanx aşağıdaki düzlükte sanki yuvarlanarak ilerleyen ihtişamlı bir görüntüye sahip önündeki her şeyi normal olarak bir biçer gibi biçip geçebilecek güçte bir şeydi. İşte buna biz Hoblit falanks diyoruz. Piyade bölüklerinin merkezini oluşturan ağır silahlı bir asker bloğunu oluşturmaktaydı. Tamam. Bu ne zaman ortaya çıkmıştı? Bugünün dersine başlarken ilk olarak size bu konudaki standart düşünceleri anlatmak istiyorum. Örneğin Hoblit falanksın nasıl çalıştığı hakkında. Hansen daha önce bize en ayrıntılı ve işe yarar bilgiler sunmuştu. Ama tabii siz bunu biliyorsunuz. Okumalarınızdan öğrenmiş olmanız gerek. Son yıllarda bu bakış açısı ciddi boyutta eleştiri almaya başladı. Ve bu eleştiriler hakkında bugün ders süresince bir şeyler söylemek istiyorum. Burada size sunacağım geleneksel yani eski moda olan bakış açısı. Bana kalırsa falans, İsadan önce 700 ila 650 civarlarında ortaya çıkmıştı. Yani en erken polisler oluştuktan sonra ve bu bakış açısına göre bu ikisi bir arada gelişti. Bu sürecin nasıl yürüdüğünden kimse emin değildir. Olamaz. Bu öykünün parçası olan tartışmalardan en önemlilerinden birisi bu savaş tekniğinin ne zaman ortaya çıktığıdır. Yani oldukça hızlı belki birkaç yıl içerisinde mi yoksa uzun bir süreçten sonra mı bu konuyu en ciddi derecede eleştirenler yüzyıllar boyunca derken size bahsettiğim hoplit falanksının tam haliyle İsa'dan önce 5. yüzyıla dek ortaya çıkmadığına inanırlar. Burada şimdi geleneksel bakış açısına bakalım. Eğer bunun polis oluşurken ortaya çıkıp geliştiğini düşünürseniz Size izin verin bir hoplitin nasıl olduğunu, falansın nasıl oluşturulduğunu ve işlediğini, hangi koşullar altında ortaya çıktığını anlatmaya çalışayım. Hoplitin kendisi öncelikle kalkanından, sonra da korunma kapasitelerini ele alırsak, vücudunu koruma amacıyla kaplayan ciddi ölçüdeki zırhından tanınabilir. Kafasında ağırlığı belki 2,5 kilograma ulaşan tunçtan bir mifer taşır. Polis ortaya çıkarken bütün bunların da aynı zamanda geliştiğini düşünün. Bakın şimdi size Hobbit savaşçılarının nasıl falanksı oluşturup savaştıklarını ve ortaya çıkmalarının nasıl sonuçlar doğurmuş olduğunu anlatayım. Bir Hobbit için iki önemli öğeden birisi kalkanı, öbürü de korunma özelliklerini de alırsak bütün vücudunu koruma amacıyla kaplayan zırhıydı kafasında tunçtan yapılmış yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığında bir miğfer taşımaktaydı. Tabi bunlar yaklaşık ağırlıklarıydı. Insandan insana da bir miktar değişmekteydi. Bunların arasında en önemli özelliklerden bir tanesi de göğsünde taşıdığı 18 kilograma çıkabilen bir göğüs plakasıydı. Bacaklarında baldırlarını koruyan zırhlar vardı. Bunlar beyzbolcuların giydiği bacak korumalarını andırmaktaydı ve tunçtan yapılmıştı. Daha önce bahsettiğim gibi kalkanları ahşaptandı. Üzeri deriyle ve bazen de bronzla kaplanmıştı. Ağırlıkları 7 ila 7,5 kilogramla 9 kilogram arasında değişebiliyordu ve daha önce anlattığım gibi kolda taşınıyordu. İşte böyle bir hoplit savaşçısını düşünün. Her şeyi üzerinde ve elinde kalkanıyla. Göstermeye çalışayım size. Baştan aşağı bir zırhla kaplı olarak tamamen koruma amaçlı her şeyin tepesinde suratını da tamamen kaplayan bir miğfer vardı. Dayanıklı metal malzemeden üretilmişti ve savaşçının önünü görebilmesi için ince aralıkları vardı. Başka her tarafı kapalıydı. Hatta iyi kalite olanları enseyi de kaplayacak şekilde yapılmıştı. Savaşçı elinde kalkanı ve tüm kılığı üzerindeyken herhalde duymak da zor oluyordu. Nefes almanın da çok keyifli olmadığını düşünmek gerek. Ama burun genellikle ortada kalıyordu. İşte kafasındaki ağır miferle bir adam düşünün. Bir düşüneyim. Bugünkü Amerikan futbolcularının kocaman miferlerini düşündürebiliriz diyebiliriz. Ama ben o kadar yaşlıyım ki gençliğimde yüz koruması olmayan deri miferlerle oynadığımızı hatırlıyorum. Bunlar ne kadar ağırlıktaydı. Neyse. Eğer modern futbolcuların miferlerini düşünürseniz hani yüz korumalarıyla işte bunu kafanızda tunçtan yapılmış olarak görmeye ya da hissetmeye çalışın. İşte böyle, gördüğünüz gibi. Sonra baldırlarınızda koruyucu zırh, boynunuzda göğüs plakası olduğunu hatırlıyorsunuz. Beliniz ve baldır koruyucuları arasında çok hassas bir bölge bulunduğunu düşünün. Ve burayı koruyan bir zırh bulunmaz. İşte kalkan burası için aslında. Kalkanınız bu bölgeyi korumaya yarıyor kalkanı o kadar yukarıya tutmalısınız ki miğferinize kadar sizi koruyabilsin. Ama daha aşağıya kadar da inip aşağı bölgeleri de koruyabilsin. Her şey yolunda giderse düşman vücudunuza erişemesin. Ama devamlı hatırlamanız gerekiyor ki vücudunuzun iki bölgesi neredeyse savunmasız ortada kalmakta. Ve ayrıca üst taraftan birisi saldıracak olursa boğazınız da açıkta kalabilecek durumda bulunmaktadır. Aşağıdan saldırılarda da kalkanın altından vücudun savunmasız bölgelerine ulaşmak mümkün olacaktır. Eğer saldırganlar başarılı olmuşsa genellikle bu iki alandan vücuda erişebilmiş ve savaşçıyı yaralayabilmiş demektir. Bu korunmayla ilgili sorunla bağlantılı olarak anlaşılması gereken diğer bir şey de eski görüşleri koruyanlar ve benim de aralarında bulunduğum geleneksel yorumları savunanlar arasındaki tartışmalardır. Eğer savaşçıyı sol ayağı azıcık sağ ayağının önünde bir şekilde duruyor olarak düşünürseniz birazdan görebilirsiniz ki elinizdeki mızrağı rahatlıkla koruyabilecek durumdadır. Kalkanına sarılmış sol tarafını kendi kalkanıyla gayet güzel koruyabilecek durumdadır. Ama sağ tarafı tamamen açıkta kalmaktadır. Bu aslında çok önemli bir nokta. Neden diye sorabilirsiniz özellikle etrafındaki diğer savaşçılardan uzakta tek başına bir yerlerde durduğunu düşünürseniz bu nitelikte bir kalkanı elinde tutmaktadır. Şimdi sizlere anlatacağım ve size göstereceğim gibi Phalanx oluşumunun en mühim özelliği aslında bundan ortaya çıkmaktadır. Ve bu açık kalan bölge konusunda ne yapıyorlardı sizce? Bence bu sorunun cevabı geleneksel bakış açısında yatıyor. Ayrıca bu savaşçıların hiçbir zaman tek başına durması beklenmiyordu. Bir hoplit sadece falanks içerisinde var olabilirdi. Ve falanks oluşumunda herkesin birbirine çok yakın durmak zorunda olduğu anlaşılmalıdır. Yani ideal durumda birinin kalkanının sağ kısmı sağ yanındaki savaşçının kalkanının sol tarafıyla birleşmekteydi ve böylece savaşçılar kendilerini tam olarak koruyamasalar da bir bütün olarak korunabilmekteydi. Bu durumda bazılarının öleceği kabullenilmişti. Yani bazılarının düşeceği tahmin ediliyordu. Bu konuyu birazdan ele alacağız. Ama herkesin bir birim oluşturduğunu düşünürseniz topluca bir koruma sisteminin de ortaya çıktığını görürüz. Ama sadece bahsettiğim gibi bir oluşum içerisinde. Şimdi saldırı özelliklerinden bahsedeyim biraz. Savaşa gitmenin en önemli inceliği aslında ölümden kurtulmak değil, öbürlerini öldürebilmektir. Bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Bir hoplit iki savaş aletine sahiptir ve bunlar arasında herhalde en önemli olanı elindeki mızrağıdır. Hiçbir zaman fırlatmadığı mızrağı. Sıkı sıkı sarıldığı, silahın en önemli etkin kısmı olan tunçtan bir uca sahip mızrak. Bu mızraklar bir buçuk ila iki buçuk metre kadar uzunlukta olurdu. Tunç dediysem aslında demir demek istedim. Ama bazen tunç da olabiliyordu bunlar. Öbür ucu da tunçtandı. Ve bu tarafı da mızrağın öldürücü bir silah olarak kullanılabiliyordu. İnsanın duyarlı bir yerine bir ucu tunç olan bir sopayla vurursanız onu öldürebilirsiniz. Ahşap olduğu için savaş sırasında kırılabileceği düşünüldüğünde Falang Savaşı'nın kargaşası sırasında en azından bir tarafı kırılan mızrağın hala silah görevi görebileceğinden emin olabilirsiniz. Anlamadığım bir şey var ama. Elimizde ne yazık ki antik dönemde Hoblit savaşlarının nasıl olduğunu bize gösterecek film klipler yok. Dolayısıyla savaşların nasıl olduğunu ancak düşleyebiliriz. Birçok insan bunu deniyor. Ama hayal edilenler dahi çok yardımcı olacak nitelikte değil. Çünkü gerçekten tam nasıl savaştıklarını, ne yaptıklarını bilmemize olanak yok. Ancak bazı taraflarını diğerlerinden daha fazla kolaylıkla akla getirebiliriz. Şunu diyebilirim ki teoride bir mızrakla yukarıdan veya aşağıdan saldırmak mümkün. Ama savaşçılar bunu falans oluşumundayken nasıl aşağıdan uygun bir biçimde yapabiliyordu? Bu tam açık değil. Dolayısıyla biraz yukarıdan saldırı hakkında konuşacağım. Bu benim için çok daha anlaşılır. Doğruyu söylemek gerekirse. Bakalım bu nasıl oluyordu? Size bir fikir verebilecek miyim? Şöyle duran bir hoplit düşman orduyla karşı karşıya geldiğinde bu şekilde saldırırdı. Ayrıca savaş esnasında başka şeyler de yapabilirdi. Savaşçının kalkanı ne kadar korunma amacıyla kullanılıyor olsa da saldırı aracı olarak da kullanılıyordu. Düşmana hızla girebilir, eğer daha kuvvetli veya daha hazırlıklı veya daha dengeli ise kalkanla karşısındakinin kalkanını uçurabilirdi. Önündeki düşmanı yere serip falanks düzeninde bir boşluk açabilirdi. Karşısındakini devirebilirdi. Dolayısıyla düşünün ki kalkanla düşmana girişmek aslında bir şans yaratabiliyordu. Bundan sonra da kalkan hem karşısındakini bastırmaya yarayabiliyordu hem de darbelerle savaşmaya. Böylece nasıl bir hobletin savaş sırasında davrandığını, savaştığını anlayabiliriz. Öbür silah hep yan tarafında taşıdığı kısa kılıçtı. Savaşçı bunu tahminen daha iyi bir silah olan mızrağı kullandığından çok sıklıkla kullanmıyordu. Mızrak kırıldığı zaman yani artık savaşçının işine yaramayacağı zaman Kısa kılıca davranabilir, Romalıların kısa kılıçları gibi çifte taraflı olmadığından ve dolayısıyla kesici nitelikte olmadığından bunu düşmana saplama amacıyla kullanabilirdi. Savaşçılar falans kılıçlarını ancak düşmana saplama amacıyla kullanabilirdi. Bu size savaşçı hakkında birey olarak bir fikir vermiştir. Umarım... Falanx hakkında da bir fikir edinebilmişsinizdir. Savaşların nasıl yapıldığı hakkında bir fikir vermeye çalışırken her zaman dinleyicilerden katılmalarını beklemişimdir. Nedenli kısıtlı olsa da nasıl olduğunu düşleyebilirsiniz. Şimdi aranızdan gönüllü hoplit savaşçıları istiyorum. Yunanlılar anladığım kadarıyla solak kimsenin Falanx'ın parçası olmasına izin vermiyordu. Başka türlü olsaydı düşünün sorun ne nitelikte olurdu. Ama bu umrumuzda değil. Biz solak olabiliriz. Tabi Yunanlılar sadece erkeklerin falanks oluşumunda savaşmalarına izin veriyordu. Ama biz bugün onlardan çok daha üstünüz. Soruyorum size şimdi. Aranızda kimlerin cesareti var öne çıkacak ve benim falanksımda savaşacak? Hiç kimse. Öne çıkın hadi. Burada gördüğüm kadarıyla alan bol. Tamam kısa boyluları bana doğru öne alalım. Uzun boylular da arkaya gidebilir. Bunun bizim için işleri kolaylaştıracağını sanıyorum. Yan yana dizilin bakalım şimdi. Onun arkasında düzgün sıra olun. En iri olanlarınız arkaya. Hadi bakalım. Tamam böyle. Evet güzel oluyor. Şimdi bir üçüncü sıra yapın. Üçüncü sıra içinde burada yer var. Tamam. Tamam mıyız? Geriye gidin biraz. Birbirinizin tam arkasında olduğunuzdan emin olun. Öndeki sayımız ne oldu? Dört. Dört olduk mu? Arkada üç olabiliriz. Olsun. Buradakinin tam arkasına geç, tam sıra olmanız gerek, tam sıra. Şimdi hoplit pozisyonunu alın, sol ayak önde olmak üzere. Tamam. Savaşırken eğer şansınız varsa ki bazen Yunanlılar hoplit olmayan düşmanlarla da savaşıyordu. Mesela Persler geldiğinde hoplit savaşçıları hoplit olmayanlarla savaşıyordu. Bu hoplitler için güzeldi tabii. Pers piyadeleri ağır zırh taşımıyorlardı. Ayrıca ellerinde bu nitelikte bir kalkan da yoktu. Onların kalkanları hasırdan örülmüştü. Şansımız var ki elimizde Persleri gösteren vazo resimleri var. Onların uygar insanlar gibi tunik giymediklerini, onun yerine pantolon giydiklerini biliyoruz. Ama kalkanları hasırdandı ve ayrıca vücutlarını koruyacak herhangi bir metalden zırh parçası yoktu. Dolayısıyla sanki tereyağı keser gibi onların piyadelerini kesip geçmek mümkündü. Tabi bu kadar kolay olmazdı ama kaybetmek düşünülesi değildi. Ve doğruyu söylemek gerekirse hoplitler tüm savaşlarda her zaman hoplit olmayan orduları kırıp geçiriyordu. Ama tabi Yunanlıların her zaman düz alanlarda savaşmayı yeğlediklerini unutmayalım. Size biraz Herodotos'tan bahsetmek istiyorum. Herodotos Perslerle olan savaşları anlatır ve Yunanlılar hakkında Yunan ordusu savaş için her zaman en düzgün alanı seçer ve muhabereyi burada yaparlar der. Aslında bu estetik açıdan onlarda olan bir düz alan merakından kaynaklanmıyordu. Bunun nedeni Phalanx düzeninden kaynaklanıyordu. Önlerine çıkacak çıkıntılar veya girintiler, ağaçlar veya nehirler sıraları bozma niteliğine sahipti. Dolayısıyla böyle düzgün alanları seçiyorlardı. Eğer hoplit sisteminde savaşmayan bir orduyla karşı karşıya kalmışlarsa gerçekten durumları çok iyi demekti. Ama biliyoruz ki Yunanlılar hep birbirleriyle savaşıyorlardı. Bir hoplit falanks oluşumu karşısında başka bir hoplit falanks düzeninde olarak düşünün ki savaş hazırlıkları ordunun kampında başlıyor. Aynı şekilde düşman ordusu da kendi kampında hazırlıklarına başlıyordu ve tabii ki iki tarafta karşılaşma konusunda aynı düşüncede olmalıydı. Yani birbirleriyle savaşmaya kararlı ve muhabere alanı da uygun düz bir alan seçmiş olmalıydı. Genellikle iki ordu arasındaki karşılaşma taraflar arasında tartışma konusu olan bir bölgede gerçekleşirdi. Burada bir yer seçilir ve burada ordularla karşılaşılırdı ve iki ordu karşılıklı dizilirdi. Burada ilginç bir soru saklıdır. Sıralar nedenli uzun olmalıydı? Bu sorunun yanıtı tamamen komutana bağlı olamazdı. Çünkü komutanın düşünmesi gereken ve endişelenmesi gereken iki şey vardı. Bunlardan birisi hoblit sırasının üstünlüğünü kaybetmesidir. Düşmanın yandan saldırması ciddi boyutlar doğurur. Ne de olsa karşı karşıya kaldıklarında savaşçılar sadece birbirlerini öldürür. Bu da ciddi bir sorun oluşturmaz. Sıraların yanlarındaki askerler birbirine eşit olmak durumundadır. Yani her iki yandan sıraların uzunluğu birbirine uygun olmalıdır. Bir kurnazlıkla durumu idare edemeyeceği zaman sıraların her iki başındaki askerlerin boy ve güç olarak benzer olmaları gerekmektedir. İki ordu her zaman aynı büyüklükte olmuyordu. Eğer yanlarından aynı uzunluğu tutturmaya çalışırsanız orduların derinliği etkileniyordu ki derinliğin önemi ancak çarpışma başladığında ortaya çıkıyordu. Tabii ki 8 sıra derinliğinden bir falanks düzeninden daha avantajlı oluyordu 12 sıra derinliğinde olan bir falanks düzeni. İşte sayıların önemi büyüktü. Ama tabii bu birebir kolay çözülecek bir sorun olmuyordu. Birçok şey durumu etkiliyordu. Şimdi size anlatacağım savaşı tam anlamaya çalışalım. Ama yine de her çarpışmanın böyle olmadığını akıllarda tutmak gerekecek. Diyelim ki benim ordum düşman ordusuyla tam aynı büyüklükte. Dolayısıyla sıralar iki yanda aynı uzunlukta ve aynı derinlikte. Kusursuz bir savaş düşünelim. İki ordu birbirine açıklamalıyım ki belirli bir süratle yaklaşmaya başlıyorlardı. Ama tabii iki tarafında belirli bir düzende kalmaları gerekmekteydi. Hiçbir kişi başkalarının önüne geçmemeli. Aynı sırayı tutturmalıydı. Bunu nasıl başarabiliyorlardı? Bir ritim tutturarak. Tarihte daha sonra bu teknik için orduların davul kullandıklarını görebiliriz. Yunanlılarsa bunu flüt ya da obua gibi bir müzik aletleri sayesinde başardıklarını, orduların bir askeri marş eşliğinde gerekli yerlerini tutabildiklerini görüyoruz. Bu çok ama çok önemliydi. İşte böyle ileriye doğru düzenli ilerlerken iki ordu birbirine gittikçe daha çok yaklaştıkça bir takım farklı şeyler etkin olmaya başlıyor. Bunların bir tanesi sanırım korku. Aslında eminim ki korku. Bu durumda ne yapıyorsun? Hani arkanı dönüp koşmak isteyince. Öndekiler siz bir yere kaçabilir misiniz? Arkanızda 7 adam var. Dolayısıyla bu olasılık hiç yok. Bu da falansın önemli bir özelliği kaçış bir olasılık dahilinde değil. Korkuyorsanız aslında neden korkuyorsunuz? Öyle ya da böyle öndekilere ok atan bir grup var. Karşılarında mızrak atanlar var. Yanlarda da bunlara benzer şeyler atanlar var. Bunlardan en kısa zamanda geçip kurtulmak gerek ve asıl düşmanla karşılaşmak gerek. Hızlı davranmak için bir neden daha var. Tahmin edebilir misiniz bilmiyorum ama daha önce size söylemeliydim. Savaşlar başlamadan hemen önce komutanlar askerlere güzel bir yemek ve bolca da şarap verdiğini biliyoruz. Böylece savaş düzenine girdiğinde askerler kafaları iyi durumda oluyordu. Ki bununla ilgili bir bilim dahi var. Bazılarınız biliyor olmalı bunu. Ama tabi bilmiyorsunuzdur. Üniversite öğrencileri bu bilim hakkında bir şey bilmez. Askerler en kısa zamanda sarhoş olabilmek için şarabı kafaya dikiyordu. Bu eğer teknik açıdan bakarsak oldukça barbarca bir hareket. <laughs> Diyorum ki tabii Yunanlılar değildi. Platon'un şöleninde herkes devamlı oturup içer şekilde betimlenmişti. Tüm gece boyunca sırf bunu yapıyorlardı ama aynı zamanda konuşuyorlardı da ve hatta konuşmaları oldukça iyiydi. Konuşmalarının hatta yaptıkları partinin asıl sebebi birlikte içmek anlamına gelen simpozyumdu. Böylece birlikte içip konuşuyorlardı. Bu ikisi bir arada yapılıyor olmalıydı. Önemli olan bayılmadan mümkün olduğu kadar çok içebilmekti. Ve Platon'un şöleninin sonunda herkes bayılmıştı. Bir tek Sokrates hariç. O da etrafına bakıp ne yapalım herkes uykuya daldı artık konuşma bitti demişti. Sonra da gitmişti. Bunu kimin kazandığını biliyoruz. Bunu neden yapmışlardı? Bilgisiz lisans öğrencisi değildi bunlar. Ama sizin içtiğiniz barbarların sıvılarından değil. Şarap içiyorlardı. Ama aynı zamanda şarabı suyla karıştırıyorlardı. Bu da onları hemen sarhoş yapmıyordu. Düşünün bakalım. O günden bu yana dünya ne kadar çürümüş. Alkolün yaratacağı sonuçlar belli. Ama onların amacı alkolün etkisi çok fazla olmadan yani insanın sinirlerini ve fiziksel becerilerini etkilemeden havaya girmek. Şarap insanın beynini o denli etkiliyor ki hani barlarda saldırganlaşana kadar içenler gibi bu seviyeye gelindiğinde eğer bir kişi derse ki bana fıstığı uzatır mısınız siz de tamam dersiniz. <laughs> Bunun hoplit düşünce biçimini özetlediğini düşünüyorum. Bu da onların yararına çalışıyordu. Asıl amaçları karşılarındaki belaları yakalayıp öldürmek. Bu da onların genel ruh halini anlatmakta. Tabi bu durum iki taraf için de aynı şekilde geçerli. Karşılaştıklarında iki taraf da aceleci bir havaya girmiş oluyordu. Adımları yürüyüşten hızlıydı. İki taraf karşılaştığında düşünün neler olduğunu tahmin edersiniz. Burada düşünülmesi gereken bir başka durum daha söz konusu. Bu da direkt olarak ileriye gitmeleri gerektiğini biliyorlardı. Ancak Aynı zamanda sağ kanatları açıkta kaldığını da biliyorlardı. Grand Canyon'un kenarında sağ kanatlarını koruyacak şekilde savaşamayacaklarına göre savaşçılar bir ovanın düzlüğünü kabullenmek durumundaydı. İlk adım şu şekilde olmalıydı. Yani her savaşçı bir insandı. İlk adım bu şekilde ve sıranın öbür tarafındakinin de şu şekilde oluyordu. Tükidides 5. kitapta iki ordunun çarpışırken bir parça sağa kaymış olduklarını söyler. Herkes biraz sağa kayardı. Bütün adamlar sağa kaymış olurlardı. Sağa dönerken herkes birbirine biraz açıyla girişmiş olurdu. Bu kadar yeter. Bakalım şimdi. Ben karşımdaki adama yaklaşıyorum. Ve asıl yapmak istediğim eğer becerebilirsem onu öldürmek. Eğer beceremezsem bunun yerine onu geriye etmek isterim. Çünkü asıl yapmak istediğim onu önümden çekmek. Diyelim ki onu önümden çekecek kadar şansım iyi gitti. Savaşırken siz bana bakamazsınız ama ben bakabilirim. Doğru ya doğru. Sizi öldürebilme şansı için önümdekini itebilmem gerek. Eğer şansım yaver gitmişse ve size erişebilmişsem, şimdi diz çöküm burada. Bu savaşçının fena yaralandığını veya öldüğünü düşünün. Yani kendinde olmadığını. İşte o zaman kimin üstün olabileceği ortaya çıkmaya başlıyor. İlk önce arkanızdaki savaşçıyı ele alalım. Bu sen misin? Eğer burada duruyorsan, bakın ilk üç sıra birbirine girme olasılığıyla karşı karşıya. Yukarıdan birine saldırabiliyor olabilirsin. Ama birdenbire önündeki adamın düştüğünü görüyorsun. Boğazından kanlar fışkırıyor. Ya da yan tarafında yerde kıvranıyor. O zaman ne düşünürdün? Söyle. Tabii ki buradan hemen gitmeyin. Hemen önümdeki adamı öldürdüler ve sıra birazdan bende diye düşünürsün. Aklıma hep eğer gördüyseniz en uzun gün filmindeki Normandiya çıkarmasında müthiş bir sahne gelir. Alman suba gelir, kendisi Normandiya'nın korunmasıyla görevlendirilmiştir. Bir sığınakta merkeze rapor vermekle görevlendirilmiştir. Hava kararmış olmasına rağmen ama birdenbire ufukta gelen 50 bin gemiyi görecek kadar aydınlanır. Bütün bir donanma. Merkezi arar ve geliyorlar, geliyorlar der. Öbür taraf kaç kişi diye sorar. Subay da binlerce diye cevap verir. Hangi yönden diye sorarlar öbür taraftan. Subay da tam üstüme doğru der. Ona durum böyle gözükmektedir. Bu şekilde konuşunca durumun şehri için nedenli tehlikeli olduğu anlaşılmaktadır. Eğitimini aldığı tek şey, düşündüğü tek şey ileriye doğru bastırmaktır. Önde düşenleri aşıp Gerekirse üzerlerine basıp geçerek düzende açılan boşluğu doldurmaktı. Öne çıkıp tehlikeyle yüzleşmelidir. Saldırılara göğüs germeli ve açılan boşlukları doldurmalıdır. Başka türlü bakın şimdi yanımdaki asker seni tepelemişti ama ben şimdi ona ulaşabilirim. Onun yerine geçebilirim. Arkamdaki asker de aynı şeyi yapabilir. Şimdi bir bıçak gibi olabiliriz. Öldürmesi bizden, düşmesi onlardan. Eğer bu yeterli kez tekrarlanırsa, önde olanlar arkalara doğru etki etmeye başlar ve bir anda Hobbit savaşlarında her zaman kilit bir an oluşur ve arkadaki savaşçılar karşılaşmayı kaybettikler. O zaman arkadaki savaşçılar dönüp kaçmaya başlar. Bu da falansın bozulduğu zaman yapabileceğiniz tek şeydir. Artık onlara karşı duramıyoruz ve eğer koşarak kaçmaya başlarsak öndekilerin de tek yapabileceği şey geri dönüp kaçmak oluyor böylece. Şimdi de elinizde bununla koşmak nasıl bir şey hayal etmeye çalışın. Acaba hızlı olabilir misiniz? Hıza ihtiyacınız olduğu bu durumda hayır. Buradaki önemli unsur bunu hiçbir zaman yapmaya çalışmamanız ama falanks düzeninde bunu yapmalısınız. Elinizdeki kalkanı atıp koşmak. O zaman ben kazanıyor olurum ve yapmaya çalıştığım asıl mümkün olduğu kadar bu adamları öldürmek. Soru şu: Burada savaş sırasında Yunanlılar kaçanları ne kadar kovalayabilir? Tükilides ilginç bir şey söyler. Spartalılar Mantinea Savaşı'nı kazanırlar ve burada Spartalılar Hoblitlerin peşine düşmemişlerdir. Spartalılar zaten hiçbir zaman düşmanlarını fazla kovalamazlar. Burada sanki sorulan bir soruya kendisi yanıt veriyor. Çarpışma sırasında Spartalılar neden daha iyi değillerdi? Mantinea Savaşı bu soruya birçok yanıt verebilir. Ama aslında çok basit bir tek cevap var. Yunanlılar zaten düşmanı piyadeleriyle güçlü bir biçimde kovalayamazlardı. Kalkanlarını atmak istemiyorlardı. Tabii ki kalkanlarını korumak istiyorlardı. Ve ellerinde kalkanla kalkansız koşanları yakalamaları gerekiyordu. Bu durumda çok uzağa koşup kaçanları yakalayamazlardı zaten. Bu tip savaşlar üzerindeki tartışmalarımızın önemli bir içeriği daha var. Bu da savaş şehitleri. Çok uzun bir süre araştırmacılar çarpışmalar sırasında savaşçıların çok fazla şehit vermediklerini düşünüyorlardı ve bu tahmini demin bahsettiklerime dayanarak yapmışlardı. Bu dersi çok gençken almış, şimdi yaşlı olan bir yelli sonradan antik dönem Yunan tarihçisi oldu ve bu soruya bir yanıt buldu. Antik kaynaklardan bildiğimiz Yunanlıların tüm savaş bilgilerini topladı ve şehitler konusunda verilere bakıp bahsedildiği kadar ölüleri sayarak hoplit savaşlarının yaklaşık %15 kayıpla sonuçlandığı sonucuna vardı. Aslında bulduğu kazanan tarafın %5, kaybedenin ise %15'e varan sayılarıydı. Düşünün bakalım. Sakın bunların kansız ya da kolay olduğunu sanmayın. Çok kanlıydı ve sonuçlar savaş ortamına göre değişkenlik göstermekteydi. Savaşın sonlandığı çeşitli göstergelerle anlaşılmaktaydı. İlk ve iyi olanı kaybeden kaçardı. Yunanlılar için her şeyin kuralına uygun olması çok önemliydi. Bu söyleyeceklerim hakkında aslında tartışmalar hala devam etmektedir. Savaş konusunda izlenilen ciddi protokoller vardı. Bazıları bunların çok ve kısıtlayıcı olduğunu savunur. Başkaları da bunların çok az olduğunu ve kısıtlayıcı olmadığını. Bu konu tartışmaya açık. Ama aslında bazı şeyler tartışılır değil. Örneğin ben bir savaş kazandım diyebiliyorsam bunu kanıtlayabiliyor olmalıyım. Nasıl yani? Çünkü artık savaştığımız topraklara egemenim demektir. Dolayısıyla ben de onların yaptıklarını yapıyorum. Elinize bir sopa alın, yere vurun. Üstüne ele geçirdiğiniz bir miğferi takın ya da ele geçirdiğiniz bir zırhı. Kaybedenlerin geride bıraktığı savaş takımlarından bir şey yani. Buna trofayon diyoruz. Trofayon kelimesi dönmek anlamına gelen tref olan türemiştir. Düşmanın geriye dönüp kaçtığı yer anlamına gelir. Bu alana şimdi biz sahibiz. Onların savaş malzemesini biz ele geçirdik. Dolayısıyla savaşı biz kazandık anlamına gelmektedir. Kimin kazanıp kazanmadığını anlamanın bir başka yolu da kazananlar dolayısıyla savaş alanına egemen olanlar ölülerini toplayabiliyor ve kurtulabilenlere yardım edebiliyordu. Ölüleri de gömebiliyordu. Kimseden izin almamız gerekmiyordu. Göme aslında çok önemliydi. İlyada ve Odisea'daki okumalarınızdan hatırlayacağınız gibi Yunan dininde ölülerin uygun bir biçimde gömülmesi çok önemliydi. Eğer gömülmezlerse sonsuza dek ruhları sefalet ve acı içinde kalacaktı. Eğer cesetleri uygun bir şekilde gömülmediyse Hades'te rahatlık içinde kalamazlardı. Dolayısıyla bu kesinlikle yapılmalıydı. Kaybeden taraf kazanana gelip ondan ölüleri toplayıp uygun şekilde gömebilmek için izin isterdi. Genellikle izin verilirdi ve ölülerini gömerlerdi. Ama bu istek tabii ki aşağılayıcı konumlarını kabullendiklerinin göstergesiydi. Ancak kazananların izniyle gelip ölülerini toplayıp gömebiliyorlardı. Bu durumda kimin kazandığı ve kimin kaybettiği çok açık ortaya çıkmaktaydı. Ki Yunanlıların 8. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar yaptıkları Hobbit savaşlarında kazananlar ve kaybedenler arasındaki bu denge hiç bozulmamıştı. Kazananlar kazanır, kaybedenler de kaybederdi. Yunan toplumundaki her şey gibi bu da bir yarışmaydı. Ve kazanan taraf gururla kabarır, kaybedense utanca boğulurdu. Homeros'un kahramanları için de aynı şeyi söylemiştik değil mi? Ama arada bir farklılık var. Ne kendileri için ne de aileleri için savaşmıyorlardı. Biraz kendileri yani kendi kleosları için savaşıyorlardı ama aslında şehirleri için savaşıyorlardı. Kahramanca savaşıp kaybetseler bile tabii ki kendi şehirleri tarafından gururla anılacaklardı. Ama ya utanç dolu bir şey yaptılarsa ya kaçtılarsa bu konuyu daha derinden Sparta hakkında konuşurken işleyeceğiz. Tirtayevus'un bize anlattığı aslında bunun nedenli kötü karşılandığıdır. Gerçekten çok kötü. Bu gurur ilkesi konusunda Homeros'un dünyasından gelen bir devamlılık var aslında. Kişiden tüm şehir kavramını yani polisi içerecek nitelikte gelişen bir devamlılık. Görebiliyorsunuz değil mi? Tüm erişkin erkekler savaşıyordu. Ama bir dakika bu doğru değil. Önemli bir konudan bahsetmedim. Herkes hoplit falanksında savaşamıyordu. Kasaba, şehir, polis bunların hiçbiri savaşçılara korunmak için zırh sağlamıyordu. Eğer tabi kendi silahları sağlayacak güçleri yoksa bazen silah sağlıyordu. Genellikle yurttaşların büyük bir çoğunluğu Falanks'ta savaşamayacak kadar fakirdi. Bu durum daha sonra çok ama çok önemli bir boyuta ulaşmıştır. Özellikle Yunan fikrine göre vatandaşlık ve askeri başarı arasında bir bağlantı olduğunu düşünürsek. Yani Yunanlılar bu kavramı tamamen kabullenmiş durumdaydı. Daha sonra 4. yüzyılda Aristoteles Devleti yazarken bu savaş stilinin bugün elinizde olan nitelikte anayasayla bağlantılı olduğunu vurgular. Açık seçik der ki eğer atlıları asıl güç olarak kullanırsanız devletsiniz. Yönetim şekli olarak aristokrasi olacaktır. Eğer hoblit olarak kullanırsanız devletiniz Aristoteles'in politeya olarak adlandırdığı ılımlı bir rejim olur. Eğer deniz gücüne dayanırsanız devletiniz alt tabakaların üstün olduğu bir demokrasi olur. Aralarında gerçek bir bağlantı vardı ve buna gerçekten inanıyorlardı. Polis öncesi veya polisin erken dönemlerinde aristokratik yönetimden uzaklaşırken, aynı zamanda polis olarak gördüğünüz sistem ortaya çıkarken, orta sınıfın, yani hen göre çiftçilerin şehir meclislerine girebilecek politik güç kazandıklarını, hoblit olabildiklerini, ama fakirlerin dışlandığını ve savaşçı olamadıklarını görmekteyiz. Çoğu Yunan devleti hoplit stili savaşın ötesine gitmemekle birlikte sadece hoplitlere politik haklar tanıyan oligarşi yönetimini koruyan anayasalarının da ötesine geçememişlerdi. Tamam burada duralım. Ne de olsa 20 milyon farklı şey söyleyebilirim. Özellikle nasıl savaştıkları hakkında sorular sorabilirsiniz. Ama falansımız olduğu sürece ve ihtiyaç oldukça kullanmayalım da ne yapalım sorunuz var mı? Evet. Nasıl idman yapıyorlardı? Yani aslan çiftçi değiller miydi? Bu sorunun yanıtı neredeyse hiç. Burada kilit bir noktaya dikkat çektin. Askeri talim minimaldi. Ama aynı zamanda çok fazla da talime ihtiyaç yoktu. Düşünün bir kere. Ne kadar beceri lazımdı ki? Teknik özellikler nelerdi? Eğer kumandan olsaydım derdim ki ne derdim? Saldır. Karşılaşma sırasında peki ne derdim? Daha güçle savaşın. Eğer başımız dertteyse derdim ki kaçmayın sakın. <laughs> Teknik yoktu. Manevra yapma olasılığı yoktu. Pek bir şansları yoktu ve dolayısıyla talim yapmanın da anlamı yoktu. Bir tek Spartalılar dışında onlar çiftçi değildi. Tüm yaşamlarını savaşa hazırlanarak geçirdiklerini göreceksiniz. Sonunda onlar kazançlı çıkıyordu ve genellikle kazanan onlar oluyordu. Yani senin sorunun yanıtı sıradan Yunanlılar genellikle fazla talim yapmıyordu. Eğer savaş için herkes hoplit stilini kullanıyorduysa nasıl Yunanlıların askeri şahısları ön plana çıkıyordu? Eğer teke tek çarpışma yapılmıyorduysa bu muhteşem kahramanlar, savaşçılar nereden çıkıyordu? Eh orada gözünüzün seçebileceği kimse olmuyordu. Bu tip savaşçılar tabii ki olmuyordu. Meşhur komutanlar teke tek savaş olmayacağına göre ünlerini insanları düzgün bir oluşuma sokabilmekle ediniyorlardı. Bu konuda biraz daha basit düşünürsek mesela zamanı geldiğinde daha fazla konuşacağız meşhur Maraton Savaşı'nı ele alalım. Yunan orduları Perslerden sayıca çok daha az olmalarına karşın sıralarını koruma sorunuyla yüz yüze kalmışlardı. Bütün falansı azaltıp Perslere düzeni istedikleri yerden istedikleri kadar kırma şansı tanımaya karar vermişlerdi. Bu sayede Miltiades ordunun kanatlarını kuvvetlendirerek derinleştirip orta kısmını tehlikeli derecede hafifleterek kuvvetli bir ordu kurgulayabilmişti. Bu aslında bir kumar gibiydi. Kumar ordu kanatlarının düşman ordusunun kanatlarını dümdüz ederek arkadan ve yanlardan karşı saldırıya geçecekleri sonra da ortayı kırmadan dönüp kaçacakları üzerine kurgulanmıştı. Wellington, Waterloo hakkında savaş başa baştı der. Persler ortayı kırdı ama tam bunu yaparken Atinalı kanatlar Perslerin kanatlarını ezip geçti ve onları gemilerine kaçmaya zorlardı. Herkes bunu Miltiades'in dehası olarak tanımlar. Deniz savaşlarındaysa mesela Salamis'te Temiz Tokles akıllı bir cihaz üretmişti. Size anlatmaya çalıştığımı anlayabiliyor musunuz? Biz bu karakterleri tanıyoruz. Hiçbir zaman Phalanx'la öldürdüğü 34 dolayında herhangi bir savaşçının adını duymazsınız. Başka soru var mı? Evet. Ne zaman silahlarını çekip saldırmaya başlıyorlardı? Ellerinde mızrak kalmadığında. Yani mızraklar kırılmış mıydı? Evet. Mızrakların deli gibi kırıldığını tahmin edebiliriz. Bu durumda yapacak tek şey eğer elinizde başka bir şey kalmamışsa kılıcınıza sarılmak tabii ki. Yani herhalde ortaya çıkıp üstünüzdeki zırhla mutlu mutlu savaşmaya başlamıyorsunuzdur. Her zaman evet, her zaman. Yani anladığım kadarıyla hiçbir zaman elinizden kalkanınızı bırakmamanız gerekmekteydi. Bu da hiçbir zaman falankstan uzağa gitmemeniz gerekir demektir. Aslında bu nokta tartışma konusu. Yeni bir bakış açısı. Tam bu nokta üzerinde odaklanmış olarak konuya karşıt bir sav sunar. Falanks konusunun sonuna geldiğimde bu konuya değineceğim kısaca. Evet. Peki ya sivri uçlu silahlar? Bu savaşçıların sivri uçlu silahları yoktu. Ama bunlar aslında hafif silahlı ve falanksta olmayacak denli fakir savaşçılardı. Sorun aslında bunların hiçbirinin hedefinin olmaması, olamaması. Yani bir düşünün, Beşinci heni aklınızdan çıksın. Egin Kord savaşı çıksın aklınızdan. Ellerinde Lincoln otlağındaki gibi kaliteli İngiliz malzemesinden yapılmış, okları binlerce yard öteye atabilen Fransız aristokratlarını yere seren oklar gibi ok ve yaylar yoktu. Hanginiz Lawrence Olivier'in 1945 versiyonu 5. Henry filmini biliyorsunuz? Yeni bir tane daha var, berbat bir şey. Vietnam gibi bir ortam yaratılmış. Tüm film belalı Egincourt Savaşı'nda geçiyor. Muhteşem bir savaş. Güneş, mavi gökyüzü falan içeriyor olmalıydı. Ama her neyse. Ellerinde kötü ok ve yay vardı. Kompozit yay değil ve tabii güçleri kısıtlıydı. Onların kalkanları delme şansı yoktu. Ve uzağa atılamıyordu. Ama bir değeri vardı ki kullanılmaktaydı okçular çok olmasa da işe yarıyordu. Ama Phalanx kargaşası sırasında değil. Ancak yanlardan etkin olabiliyorlardı. Fakat buralardan zarar verme şansları vardı. Elinden kalkanını atıp kaçan herkese saldırmak mümkündü. Ve bunlar işe yarıyordu. E, evet, böyleydi. Evet. Yani hakkında okuduğumuz adı M ile başlayan kişi böyle olamazdı. Miltiades mi demek istiyorsun? Hayır, İlyada'da okuduğumuz okçu. Ah İlyada. Yani onun yaptıklarını kimse yapamıyordu aslında değil mi? Evet, İlyada e, İlyada'da tabii ki düşmanları rahatlıkla öldürebilen birçok iyi okçu var. Ama o dönemde ok ve yay kullanılıyor muydu? Bundan pek emin değilim. Ama bu dönemde kullanılan zırh da yoktu. Dolayısıyla korunma potansiyelleri güçlü değildi. Ve e, çok da güçlü bir yaya ihtiyaç yoktu. Tabi Akileus'u öldüren Paris bu hikayede tek düşmanı öldüren savaşçı değildi. Öyle değil mi? Ama tabi Akileus okla topuğundan vurulmuştu. Zırhının korumadığı tek noktadan. Başka bir şey var mıydı? Evet. Demek istiyorum ki çok derin bir falanks, çok elverişli miydi? Yani bir mızrak eğer neredeyse 2 metre uzunluğundaysa, arkadaki adamlar ne yapıyorlardı? Çok güzel. Evet. Bu soruya kimse henüz doğru dürüst bir cevap bulmuş değil. Geleneksel yanıt aslında arkadaki adamların öndeki sıraları etkiliyor, arkadan güç veriyor olması. Arkadan verilen güçle öndekilerin hız kazanarak düşman sıralarına saldırabilmeleridir. Bununla ilgili olarak bir sürü sorun görebilirsiniz. Neden ortadakiler ezilmiyordu? Bu konu hakkında doğru düzgün bir yanıt yok. Geleneksel yanıtın bir parçası olan ve aslında çok önemli ve çok tartışılan olasılık ordunun bir savaş tekniği, yani bir kanadın öbür kanadı büyük bir kuvvetle itiyor olmasıdır. Yunanca buna otismos denmekteydi. Ve eğer başarılı olmuşsa öndeki sıralardaki adamlar düşmüş oluyordu. Bu böyle oluyorduysa bununla uğraşmamız gerekmekte. Bu durumu eleştirenler olasılığı konusundaki kuşkularını yani olmayacağını dile getirirler. Düzenin derinliği ile ilgili bir başka özellik de aslında buradaki zavallı kurbanımızdır. Eğer onu çoğaltırsak arkadaki sıraların büyük bir derinlik oluşturmasını isteriz. Açılan boşluğu doldurabilmek için ve falanksı kuvvetlendirebilmek için. Böylece kayıplara karşın düzen bozulmamış oluyordu. Bu da bana aslında anlamlı gelmekte. Ama yine de bu adamların bu şartlarda nasıl savaştığını düşünemiyorum, canlandıramıyorum. Ne yazık ki artık insanları deney için öldürebilmemiz mümkün değil.'' Ve bunun nasıl çalıştığını görebilmemiz de olası değil. Ama bu bana bir derecede mantıklı geliyor. Falansın mekanizması hakkında başka bir şey var mıydı? Evet. İki ordunun birbiriyle karşılaşmasına nasıl karar veriliyordu? Yani birbirlerine saldırmaları demek istiyorsun öyle değil mi? Bir ordu başkasının topraklarına saldırdığında işte böyle ne zaman savaşın olacağı ve nerede olacağı belli olur. Yani bu yaz olacak savaş. Çünkü biz geliyoruz. Ve hatta bu hafta olacak. Belki de yarın. Eğer kaçmazsanız. Şimdi ben buğday tarlalarına doğru tam hasattan önce yürüyorum. Bu durumda insanların topraklarını korumaları gerekmekte. Eğer hasatı biz kesersek bu kış yiyecek bir şeyiniz kalmayacak. Buğdayla aramıza giriyorsunuz diyorlar. Saldırganların beklentisi saldırdıkları topraklardaki düşmanların karşılık vermeleriydi. Ve bu da savaşın ne zaman nasıl olacağını göstermekteydi. Evet, Bu savaşlar ne kadar zaman alıyordu? Söylemesi zor. bunun birkaç saatten uzun sürdüğünü düşünmek zor aslında. Tahminim bu ama tabi kimse tam olarak bilemez. Sanıyorum ki tahmin edebilirsiniz birkaç saat kadar sürüyordu. Söyleyebilmek iyi olurdu aslında. Savaş kaç saat sürerdi? Birkaç saat. Çünkü burada sadece bir çarpışma vardı. Bir taraf öbür tarafı yenecekti. Ve bu da bildiğimiz kadardı. Bunlar erken dönemler aslında. Daha sonra Peloponnesos Savaşı'na geldiğimizde birçok şeyin tamamen değişmiş olduğunu göreceğiz. Yani savaş konusunda. Ama buydu işte bu dönemin standardı evet. Kaybeden ordunun yaklaşık %15 ölü verdiğini söylememiş miydiniz? Evet kayıp bu kadar kötü olabiliyordu. Bu bana 1 veya 2 saat süren bir çarpışma için çok az bir sayı gibi geliyor. Bir düşün bakalım çoğu zaman Phalanx'da bir kırıklık oluşana kadar pek fazla ölüm olmuyordu. Kendilerini bu şekilde korudukları takdirde senin fazla adam öldürme şansın olmuyordu. Tahminimce ölülerin çoğu savaşçılar kaçarken oluyordu ve bundan dolayı bu yüzde mantıklı geliyor bana. Geri kalan zamanda ne yapılıyordu? Sadece itiyorlar mıydı? Kurama göre vurmuyorlarsa itiyorlardı. Bir saat boyunca. Ya da iki. Evet. Evet. Önde kimin, arkada kimin olduğuna nasıl karar veriliyordu? Doğru. En etkin durum neyse ona göre karar veriliyordu. Herhalde ihtiyarları istemezlerdi. Aslında savaşçıların kaç yaşlarında oldukları güzel bir soru. En yaygını en gençleri 20 ve en yaşlıları 45 civarındaydı herhalde. Ama bu devletlerde 60 yaşına gelene kadar herkesin askeri sorumlulukları devam ediyordu. Bu denli yaşlıları arkalara koyduklarını düşünebilirsiniz. Ama savaşçıların büyük çoğunluğu 20 ve 45 arasındaydı herhalde. Tamam. Yani önlerde yaşlıların olmadığını tahmin ediyorum. Kesin kuvvetli adamları öne koymak isterdiniz. Herhalde ön sıranın hemen kırılmasını istemezdiniz. Ön sıralara bakarsak gençler daha yaşlılardan fiziksel olarak çok daha dinç ve kuvvetliydi. Herhalde en gençleri de en önde istemezdiniz. Çünkü burada isteyeceğiniz önemli bir şey daha var. O da deneyim. Burada bunu daha önce yaşamış, savaşmış, sağ kalmış ve dolayısıyla dayanabileceğiniz, korkup kaçmayacağından emin olacağınız adamlara ihtiyacınız var. Daha önce böyle bir şey yaşamamış genç ve acemi askerlere değil. Burada tamamen kendi tahminlerime dayanarak diyebilirim ki Buradaki savaşçılar herhalde 25 ve 35 yaşları arasındaydı. Yani öndeki 2 3 sıradakiler ve bunların arkasında daha genç olanları vardı ve belki de en yaşlıları en arkaya koyuyorlardı. Ama belki de en arkadakilerde genç askerler içeriyordu. Ne de olsa hemen dönüp kaçmaları istenmiyordu. Buradaki soru etkin olan unsurlar ve nedenleri aslında. Bu konudaki fikirlerim bunlar. Evet. Ee, ne de? Falangs'da genelde kaç kişi yer alırdı? Tipik bir phalanx normal olarak 8'di diyebilirim. Ama 4. yüzyıla geldiğinizde ve insanlar bir sürü yeni ve yaratıcı şey yapmaya başladığında Leuctra'da Boyt ordusunun sol kanadı 50 adam kadar derinlikte olduğunu biliyoruz. Şimdi bununla ne yapacaksınız? Ama bu bir gerçek daha önceleri derin kanatlar oluşturup çok şey yapmak isteyenler olmuştu. Ama eğer geriye 600-650'lere falansın ilkel olduğu dönemlere gidersek bunu henüz yapmıyorlardı. Ama zannedersem bu derinlik elde kaç asker olduğuyla doğrudan bağlantılıydı. Falanksınızı olabildiğince derin kurgulardınız ama önce genişliği oturtmanız gerekmekteydi. Evet, kazananlar geriye kalan savaşçıları öldürüyor muydu yoksa bunları geri mi veriyorlardı soru şu kaybeden ordu kazanan ordu savaş alanında geride kalmış olan kaybeden askerleri öldürüyor muydu? Bu değişebilir. Yakalayabilirlerdi. Yakalamaları için bir neden de vardı. Bunlar için fidye istenebilirdi. Dolayısıyla öldürmek yerine yakalamak için iyi bir neden vardı. Ama öbür taraftan bu tür bir savaşta savaşan askerlerin sinirlilik yani kızgınlık derecelerinin aşırı olduğunu düşünmemiz gerekir. Biraz önce bu adamlar Yanınızdaki arkadaşınızı öldürdü. Burada dolayısıyla kendinden geçmiş bir vahşet söz konusu. Ama savaşın baştan bu şekilde varsayıldığını sanmıyorum. Amacına erişmek için yeterli sayıda adam öldürüyorsun ve hala mantığın yerindeyse kalanları esir olarak ele geçiriyorsun. Durumun böyle olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Karşınızdaki ordunun size saldırmasını ne engelleyebilirdi? Ne engelleyebilirdi? neden birbirlerine saldırmayabilirlerdi? Oğlum, eğer saldırabiliyorlarsa saldıracaklar. Burada zorluk, eğer sol kanadı ele alırsak buraya getirip buradaki adama saldırmak bu durumda iki şeyden biri söz konusu oluyordu. Ya kendinle ordunun geri kalan arasında bir boşluk yaratırsın ki bu durumda birileri seni fena halde öldürecek ya da çok yakında kaçmaya başlayacaksın veya ordunun geri kalanına durumu anlatırsın. Herkes buraya gelsin. Ama bu durumda yine de saldırıya açık bir boşluk bırakmış oluyorsun. Bu olasılığı bu şekilde engelleyebilirsin ama bunun olduğunu pek göremiyoruz. Evet. Onları daha sinsi saldırılar yapmaktan uzak tutan Yunan gururu ve görgüsü müydü aslında? Eskiden insanların çok dikkatli olduğu düşünülüyordu. Ama biliyoruz ki daha sonra Peloponnesos Savaşı'nda insanlar akla gelebilecek her şeyi yapmışlar. Daha önce kanunlar neyse Peloponnesos Savaşı döneminde ortadan kalkmış. Eğer yapabiliyorsa insanların kaçındığı hiçbir kötü hile yok. Ama daha önce de yapmış olmalılardı. Ciddiyseniz kazanmak için her şeyi yaparsınız. Ama gereksinimden erdem çıkartmış olurdunuz. İki ordunun karşı karşıya geldiği düz bir alandaki savaş ortamında hile hurda yapmak zor olurdu. Bu durumda gururuyla savaşmayan herkes korkaktır demek tabii daha kolay oluyordu. Hatta daha sonra Romalı bir yazar ya da İsa'dan önce 8. yüzyılın başlarında bazı devletler arasında fırlatılan silahlar korkakç olduğundan kullanılmaması hakkında bir anlaşma imzalandığından bahseder tek düzgün savaş adam adama, kalkan kalkana, göğüs göğüse yapılandır ve diğer herkes korkaktır. Tahminimce bu kavram gerçek ne olursa olsun hikayeler devamlı anlatılırdı. Ve adam adama savaş doğru kabul edileniydi. Diğer her şey şüpheyle karşılanmaktaydı. Tamam çok teşekkür ederim. Hobbitler, hobbitlere alkış lütfen. Birkaç ayrıntı daha. Durumun şöyle başladığını anımsayın. İki taraf açık bir alanda karşı karşıya gelir. Tahminen sabah saatlerinde. Her bir taraf adaklar adar ve tanrılarından savaş sırasında yardım ister. Hatta taraflar bazen kazanacaklarına dair kehanet beklentisindedir. Kahvaltı eder, içer ve elimizdeki verilerden bildiğimiz Payyon adı verilen bir savaş şarkısıyla ilerlemeye başlarlar. Müzik olmasa da elimizde sözler var. Bu şekilde savaşa gitmek iyi mi sizce? Bana iyi geliyor doğrusu ve savaş başlar. Size başını ve sonunu anlattım. Falanks başka herhangi bir piyade ordusuna karşı savaşınca falanks kazanırdı. Yunanlıların başkalarına karşı savaşlarda hep bu sonuç alınmıştır. Yunanlıların hep falanksı vardı ve hiç savaş kaybetmiyorlardı. Sonuç olarak tahminen İsa'dan önce 2. yüzyılda ...Makedonyalı kral Filipos, Romalı lejyonlara karşı falanksıyla savaştığında lejyonlar kazanmıştı. Ama tahminen lejyonlar her savaşı rahatlıkla kazanamıyorlardı. Burada otomatik olan hiçbir şey yoktu. Falanks başarısı o kadar üstündü ki Pers Kralı savaşlarında ordu istihdam ediyordu... ...ve özellikle Yunan hoblitlerini yeğliyordu. Prens Kiros kardeşini tahttan düşürmek istediğinde... Peloponesos savaşları bitince 10 bin emektarı istihdam eder. Çünkü 10.000 Yunanlı Hoblit'le kendisinin Pers İmparatorluğunu ele geçireceğine ve kral olacağına inanmıştı. Sayılar muhteşem olsa da. Bu Yunanlılar 1500 mil yürüyerek Pers İmparatorluğunun göbeğine Babilion'a kadar gidip Pers Kralı'nın ordusuyla çarpışarak Pers Kralı'nı yenmişti. Ancak onları buralara kadar getiren kral savaş sırasında öldüğü için zaferleri anlamsız kılınmıştı. Çünkü tüm amaç prensin kral olabilmesiydi. Bu Kısenefon'un ana bazizinde 10 bin Yunanlının nasıl 1500 mil yürüyerek yurtlarına geri döndüğü anlatılır. Tartışmanın öbür tarafı hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Kendisi geleneksel anlatımlara karşı sav sunmuş, en meşhur araştırmacılardan Hans van Westen size bir kısım okumak istiyorum. Hoplitlerin ortaya çıkışı uzun bir sürecin başlangıcı olduğu kesindir. Bu dönem bir yüzyıldan fazla sürmüş hatta 200 yıl kadar sürmüş olabilir ve yakın çarpışma üzerine kurgulanmış Hoplit-Phalanx düzeniyle sonuçlanmıştır. Bu durumda klasik hoplit oluşumunu geleneksel tartışmaların tahmin ettiği gibi uzun süreli bir askeri organizasyon olarak değil de tarihin 400 yılda oluşturduğu yavaş bir gelişim sürecinde gittikçe daha yakından savaşan bir piyade oluşumu olduğu düşünülmelidir. Bir sözünü daha okuyacağım. Hoplit falansı için erken tarihi savunanlar her şeyden önce bir kanıta dayanırlar. Geç 8. yüzyılda ortaya çıkan kalkan tipi önceliklerin aksine sert ve şiddetli oluşumda savaşabilmelerini sağlamıştır. İki yerden kavranabilir. Kalkan savaşçıların birbirine yakın durarak savaşmalarına olanak sağlar. Kabullenilen savlara göre hoplitler güreşçiler gibi düşmanlarının önünde duruyordu ve eskrimciler gibi yana dönerek değil, ve kalkanlarını vücutlarına paralel tutarak önden saldırıyordu. Ama artistik veriler hoplitlerin böyle savaşmadıklarını göstermekte. Bana sorarsanız sorunun can alıcı noktası bu eleştirinin odağı. Aslında çok şey söylemek mümkün. Odak noktası ve dayanağı seramik betimlerini nasıl algıladığınızla bağlantılı. Bu yoruma sıcak bakmadığımı anlamışsınızdır. Ama bugünlerde bu yorum çok ama çok ciddi alınmakta. O kadar ciddi ki siz şanslı Yale öğrencileri 9 ve 10 Nisan 2008'de burada olacak Hobbit, Phalanx ve şehir devletlerinin oluşumu ile ilgili bir uluslararası konferans gerçekleştirilecek. Tipik bir Yunan karşılaması gibi konuşmacılar arasında Curtis Aston'da olacak. Belki birebir karşılaşmalar olacak. Mesela Victor Davis Hanson ve Hans Van Wies arasında. Siz de gelip katılabilirsiniz isterseniz. Gelecek derste görüşmek üzere. İkinci ders Polisin ortaya çıkışına ve polisi polis yapan öğelerin gelişimine bakmaya devam ediyoruz. Yeni ortaya çıkan bu sosyal grup, yani çiftçilik yaparak geçinen ve hoblit olabilen yurttaşlar polisin oluşmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Eminim ki polis ortaya çıkarken bu özellikler oluştu. Gelişti ve çeşitli zorluklara karşın zaman içinde değişikliğe uğradı. Şimdi polisin erken yıllarında 8. yüzyılda olduğumuzu düşünün. Burada bir kez daha vurgulamalıyım. Size anlattıklarım her yerde aynı zamanda ortaya çıkıp aynı zamanda gelişmemişti. Ve hatta her yerde aynı biçimde de oluşmamıştı. Ama uzun bir süreçte size anlattığım kavramlar ve özellikler büyük bir alana yayılmıştır. Yine de polisin ortaya çıktığı zamanı tarihleyebilmemize yarayacak şeylerden birisi de Akdeniz'e yayılan Yunan koloni geleneğidir. Bu konudaki en aydınlatıcı bilgileri veren antik kaynaklardır. Koloniden söz ettiklerinde onların polis formunda ortaya çıkmış olduklarının altını çizerler. Bu da bize net bir biçimde o dönemin tipik yaşam biçimini ve bunun Yunanlılar tarafından ortaya çıkartılan kolonilere daha önce oluşmuş bir sistem olarak örnek oluşturduğunu gösterir. Burada vurgulamalıyım ki size vereceğim tüm tarihler Yunan geleneği ile bir şekilde bağlantılıdır. Ayrıca Yunanlıların da kolonilerinin tarihlerine çok titizlenmiş olduklarını belirtmek gerekir. Bu aslında inanması zor, hatta olası değil galiba. Ama bu tarihlerin genel olarak arkeolojik buluntular sayesinde kanıtlanması olasıdır. Dolayısıyla arkeoloji ve Yunan geleneği bir arada şehirlerin tarihlenmesine katkıda bulunmuştur. Lütfen size vereceğim geleneksel tarihleri kesin olarak algılamayın. Bunlar genel ve bize genel olarak bir fikir verir. Tipik olarak kolonizasyon olgusunun Yunan topraklarındaki ana şehirlerden türüyerek dağılması yaklaşık olarak 750 yıllarına rastlar. Ama Yunan geleneğine göre eğer yanılmıyorsam en erken Yunan kolonisinin temelleri 773'e tarihlenmektedir. Ki bu Pitekusay olarak adlandırılan Napoli yakınlarındaki İskia adasındadır. Burası Yunan geleneğine göre bildiğimiz ilk Yunan kolonisidir. Burada Yunan kolonisinin varlığı tartışılmamaktadır bile. Çünkü bu bilgi ve koloninin tarihi ele geçen arkeolojik buluntularla da kanıtlanmıştır. Koloni nedir? Nasıl bir örgütlenmeydi? Açıklamaya başlamadan evvel zannedersem sorulması gereken soru Yunanlıların yelkenlilerle ya da yürüyerek yurtlarından uzaklara gitmelerinin nedeninin ne olduğudur. İnsanın evinden uzaklara gidip yeni bir şehir yapması kendisi için kolay bir şey olarak görülmemeli. 20. yüzyıla kadar insanlar çoğunlukla oturdukları yerlerde kalıyordu. Zorunlu olmadıkça taşınmıyorlardı. Hayata bakarsak bu çok doğaldı. Tarımla uğraşıyorsan arazini ya da çiftliğini kaybetmediğin zaman bir yere gitmez. Ayrıca seyahat de o kadar kolay değildi. Yunan dünyasında biliyoruz, galiba sizlere bunu açıklayan Hesiodos'tan bir kısım okumuştum. Yunanlılar denize açılıyor olsalar da denizden haklı olarak çok korkuyorlardı. Gemileri, tekneleri denize aşırı dayanıklı değildi. Denizlerde özellikle aniden korkunç fırtınalar oluşan Akdeniz'de seyahat insanın hayatına mal olabiliyordu. Bir de şu vardı ki daha önce de bahsetmiştik. Yunanlılar atalarına tapıyorlardı. Demek istiyorum ki ölülerine özellikle dikkat ediyorlardı. Onlar için ölülerini gömmek ve kendilerinin nasıl öldükleri çok önemliydi. Bu demekti ki onlar için doğduğunuz yeri terk etmek atalarınızı da terk etmek anlamına geliyordu. Bütün bunlara bakarsak neden evleri terk ettiklerini açıklamamız gerekir. Bu konuda bazı ipuçları bulunsa da kesin olarak nedenleri hakkında güvenilir bir şeyler söylemek pek olası değil. Neden bir sürü İtalyan özellikle 19. yüzyılın sonlarında Güney İtalyanlar evlerini terk edip dünyanın her bir köşesine dağıldılar? Güney Amerika, Avustralya ve büyük sayılarda Amerika'ya geldiğini sorabilirsiniz. Neden gittiler? Tamam. Fazla tahmin yapmamıza gerek yok. Elimizde giden kişilerin neden gittiklerini anlatan kendi yazdıkları bulunmakta. Bu verileri elimizdeki başka bilgilerle tamamlayabiliriz. Ama doğal olarak elimizde herkesten neden ve nereye gittiği konusunda veri yok. Dolayısıyla elimizdekiler ve kurumların bize sunduğu verilerle yetinmemiz gerekiyor. En büyük neden insanların tarım alanı arayışı gibi gözüküyor. Bunu vurguladığımı hatırlayın. İnsanların çoğu hayatta kalabilmek için tarım arazisi arayışı içindeydi. Neden arazi kıtlığı vardı? Bu konuda araştırmacılar arasında en çok kabul gören açıklama polisin oluşmasıyla oluşan nüfus artışına bağlı olduğudur. Yani bahsetmekte olduğumuz polisler. Bu demek ki eğer iki çocuğumuz varsa şimdi bu sayı dört olur. Ve sorun bu fazladan iki boğazın nasıl doyurulacağıdır. Bazen toprağı eşit olarak bölmek mümkündür. Ama eğer toprak gittikçe küçülürse diğerlerini dahi besleyemezken onların ailelerini nasıl besler? Geleneklere göre tüm Yunanlılar kabullenmese de en büyük oğlan ailenin topraklarının hepsine sahip oluyordu. Ya diğerleri ne yapıyordu? Burada açık seçik bir sorun vardı. Kanımca özellikleri ne olursa olsun polislerin kurulduğu yerle bağlantılı olarak karşımıza çıkan toprak kıtlığı buna en belirgin açıklamayı getirmektedir. Polisler yani koloniler genellikle muhteşem yerlerde ticaret için deniz kenarlarında kurulmuştu. Bazıları ise bu tip yerlerde kurulmamış olsa da vatandaşlarına yeterli derecede tarım alanı sunuyordu. İşte polisler bu nedenden dolayı başarılı olarak devam ettirildiğini anlıyoruz. Bunun olabilecek tek yanıt olduğunu sanmıyorum. Ben geleneksel bakış açısıyla hemfikirim. Ticaret gereksinimi de bunun kesin bir parçasıydı ve bunun daha kısıtlı ama yine de önemli bir neden olduğunu düşünüyorum. Kolonilerin genellikle ticarete uygun yerlerde kurulduğunu görebiliriz. Akıllarında bu olmadan bu tip yerleri seçtiklerini hiç zannetmiyorum. Ama yine de bazen neden bazı yerleri seçtikleri aklımızı karıştırmıyor da değil. Hatta kendi atalarının da aklını karıştırırdı kesin. Boğaz'ın güneyine kurulmuş Kalkedon adındaki bir koloni bunlardan birisidir. Konstantinopolis'in pardon artık bu yok İstanbul'un tam karşısındadır. Winston Churchill hiçbir zaman İstanbul'u kabullenememişti. Ve hep burayı hatta ölene dek Konstantinopolis olarak anmıştı. Haliç'i de içeren bu muhteşem şehrin tam karşısındaki kıyılara nasıl yerleşim kurabildiler? Çünkü Yunan geleneğine göre burayı kuranlar yani ilk oturan Yunanlılar kördü. Belki bu seçeneği yapmak için kör olmak gerektiğinden böyle düşünmüşlerdi. Neden burayı seçtiklerini kesinlikle bilmiyoruz. Evet yine de diğer önemli nedenler arasında ticaret yapma gereksinim ve amaçları insanların kendi şehirlerini terk etmelerinde önemli rol oynamış olmalıdır. Daha az önemli nedenler de vardı. Örneğin ekonomik dengelerle alakalı olmayan şeyler. Her Yunan şehrinde olduğu gibi politik nedenler. Şehirlerde farklı gelişen fikirlerden dolayı anlaşmazlıklar, bölünmeler olabiliyordu. Bir taraf tartışmayı ve karşılaşmayı kazanabiliyordu ve bazen bu fikir ayrılıkları o kadar düşmanca olabiliyordu ki kaybeden taraflar güvenlikleri için şehirleri terk etmeyi eğliyordu. Ya da karşıt fikirler boyunduruğunda yaşayacaklarına şehri terk etmeyi tercih ediyordu. Bazen kaybeden politik gruplar veya liderleri şehirlerden gidebiliyordu. E eh, bu durumda oluşan koloni furyasının nedenlerini ekleyecek bir madde daha ortaya çıkar. Bunlardan çok daha az akılcı olan nedenler de vardır. Her insan grubu her zaman daha ufak bir grup içerir. Daha ufak oluşlarını vurgulamak istiyorum ve bunlar risk almayı severler. Bunlar macerayı sever. Güvendeyken mutlu olmazlar ve macera arayışıyla nasıl olacaksa başka yerlerden edinecekleri zenginliklerin peşine düşerler. Ufak da olsa bunun önemini unutmamamız gerekmektedir. Bu nedenlerin yanı sıra şu an aklıma gelmeyen daha yüzlercesi olmalı. Ama bunlara bakarsak neden bu insanların içgüdülerine karşı gelerek doğdukları yerde kalmayıp Akdeniz kıyılarında yeni dünyalar peşinde koştuklarını anlayabiliriz. Peki bu yeni yerleşimler nasıl yerlerdi? İlk olarak bunların birçok şekilde birbirlerine benzediğini söyleyebiliriz. Tabii ki bazı farklılıkları da yok değildi. Ama önce şunu vurgulamak istiyorum. Aslında koloni kelimesi Yunan kökenli değildir. Dolayısıyla Yunanlıların yaptıklarını tam anlamıyla anlatacak nitelikte olamaz. Yunanca buna apoikia denirdi. Ve uzaktaki ev ya da evden uzaktaki ev anlamına geliyordu. Ve Yunanlıların yaptığı da buydu. Kendilerine evlerinden, yurtlarından uzaklarda birer ev, birer yurt kurmak. Bu kelimenin anlamı da bundan gelmekteydi. Koloni. Latince kolonia kelimesinden gelir. Ve Roma kolonileri ilk başta ele geçirilen topraklarda buralardaki insanları kontrol altında tutmak için kurulan garnizonlardan oluşmaktaydı. Bu durumda Romalılar yabancı topraklarda patron konumunda olurlardı. Daha sonra Roma tarihinde bunlardan koloni olarak söz edilmektedir. Uygarlık yozlaşmaya başladığında bu kırsal yerleşimlerde yaşayanların özgür insanlar olmadığını göreceğiz. Bunların daha sonra Orta Çağ Avrupa'sındaki serflerin yani derebeylerin kölelerinin atalarını oluşturduğunu göreceğiz. Dolayısıyla geç Roma tarihinde kolonia kelimesiyle karşılaştığınızda bunun aslında bahsettiğimizden çok ama çok daha farklı olduğunu unutmamamız gerekir. Burada koloni kelimesini kullanıyoruz. Çünkü bahsettiğimiz yerleşimleri en açıklayıcı betim bu aslında. Ama aklınızda tutun ki bahsettiğimiz aslında Yunan bakış açısıyla Apoikia adı verilen kavramdır. Bakalım bir Apoikia nasıl oluşmaktaydı? Eski Yunan şehirlerinden birinde biri şehri terk edip bir koloni kurmaya karar veriyordu. Bu kişi genellikle toplumda saygın bir konuma sahipti. Çünkü ancak bu konumdaki bir kişi herkesin kabulleneceği nitelikte bir lider konumuna gelebilirdi. Oluşturacağı koloniye arkasından gelebilecek birçok insan toplayabilmeliydi. Kuracağı koloninin yasal ve politik kararlarında kendi şehrinden onay alabilmesi gerekmekteydi. Bu durumda liderlerin yani bu kolonilerin kurucularının asil ailelerden geliyor olması ve sosyal konumlarının saygın olması doğaldı. Ancak bir olasılıkla şehirleri kontrol eden asil ailelerden geliyor değillerdi. Yoksa neden şehirlerini terk etsinlerdi ki? Yunanlılar bu konumdakiler için bir isim bulmuşlardı. Bu kişileri oikistes olarak anıyorlardı. Bunlar kolonileri kuran kişilerdi. Bu kişi koloni kurmaya karar verdiğinde şehrin meclisinden onay almak durumundaydı. Bir fikri olmalıydı. Durup dururken bir koloni kuracağım diyemezdi. Zannedersem daha zor olanı Sicilya'nın güneyinde bir koloni kuracağım şeklinde bir karar alabilmesiydi. Neden? Çünkü burası hakkında bilgisi olmalıydı. Ya buraya kendisi daha önceden gitmişti ve düşündüğüm yerde müthiş bir liman var Çevresinde güzel tarım arazileri var. Ve burada önemli olan özelliklerden birisi de buralarda bize düşman olacak yerel halk yok. Hatta biz oralara gidince çok fazla insan olmadığını göreceğiz diyebilmeliydi. Ya kimsecikler olmayacaktı buralarda ya da fazla nüfusla karşılaşmayacağız buralarda oturanlar zorluk yaratmayacak yahut kolaylıkla üstelerinden gelebileceğiz. Bunlar göz önüne alınan unsurların bir kısmını oluşturmaktaydı. O ses nereye gideceğine karar verdikten sonra ne yapıyordu? Buradan doğruca Delfi'ye gidiyordu. Aranızda Delfi'ye gitmiş olanınız varsa elini kaldırsın. Yunanistan'a gittiğiniz zaman herkesin yaptığını yapın. Turistlerin gittiği yerlere gidin. Delfi bunların arasında kaçırmamanız gereken bir yer. Parnasos dağının eteklerinde Yunanlılar tarafından Omphalos yani evrenin göbeği olduğuna inanılıyordu. Yani her şeyin merkezi. Acaba neden? Çünkü Tanrı Apollon burada bir kehanet merkezi kurmuştu. Burada dünyanın içinden bir şey çıkıyordu. Bu buhar dumanı değildi de neydi? Toprak altındaki gazlar buradaki bir yarıktan çıkıyordu. Burası düzenlenip yapılandırılmıştı. Burada Apollon'un rahipleri görevliydi ve kutsal alanda onlar ilgileniyordu. Gazların çıktığı yerde ise genç bir kadın oturmaktaydı ve bir süre sonra bu kadın dini bir dil kullanarak değişik dillerde, kimsenin anlamadığı dillerde bir şeyler söylerdi. Sözleri belki abuk sabuktu ya da kulağa böyle gelmekteydi söylenilenleri kimse anlayamıyordu. Abuk sabuk ya da kulağa böyle gelen veya belki de başka kimse tarafından anlaşılmayan bir Yunanca. Apollon'un bu rahibeyi kullanarak konuştuğuna inanılırdı. Ve söylenenler Tanrı'nın sözleri olarak algılanırdı. Burada bir dakikanızı alıp bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar herkes tüm Yunanlılar buradaki Apollon tapınağının temelleri altında toprak altından çıkan gazları içeren ve rahibenin oturduğu bir oda olduğuna inanıyordu. Arkeologlar bunu yakından incelediler ve Fransız Arkeoloji Okulu 19. yüzyılın sonlarında burada kazılar yaptı. Ve bu savın doğru olmadığı sonucuna vardılar. Bu sadece bir mitti. Burada hiçbir şekilde gazla ilgili işaret yoktu. Ve herkes bundan sonraki yüzyıl boyunca Fransızlara inandı. Bir gün sizin oturduğunuz sıralarda oturan, belki bu sınıfta değil ama bu okulda Yale'den 1973 mezunu bir genç adam, bugün Louisville Üniversitesi'nde hoca olan bir arkeolog ortaya çıktı. John Hale benim gibi ön yargıyla beraber öğrendikleri ve hem fikir olduğu şeylere dayanarak belki bir saflıkla Yunanlılar olmadığının kanıtlanana kadar bir şey olmuş diyorsa olmuştur fikriyle araştırma yapmaya karar verdi. Ve Wesleyan'dan iyi bir jeologla birlikte Delphi'deki bu yere gitti. Amacı buradan gaz çıkıp çıkmadığına çıkıyorsa bu gazın niteliğinin ne olduğunu ve bu gazlarla karşılaşınca insanlara neler olduğunu anlamaktı. Tahmin edebilirsiniz ki bu hikayenin sonunda araştırmacılar aradıkları verileri bulmuşlardır. Efsane tamamen doğruydu ve artık herkes buna inanıyor. Bunu hala sorguluyor olsalardı size bu hikayeyi anlatmaz. Bu gazların neler olduğu özellikleri Delfi kehanetleri hakkında bildiklerimizi nedenli doğru oldukları hakkında net veriler geçtilerine. Burada Yale'in dünyaya yaptığı katkılardan birisini daha görüyorsunuz. Ama bu Yale'deki hocalardan değil de yani bizim gibi dünyayı karıştıranlardan değil de çok daha iyi iş yapan bir Yale mezununun başının altından çıkmıştır. Kahine gittiğiniz zaman ne soruyordunuz? Devam etmeden evvel Herodotos okumalarınızdan ve diğerlerinden de anımsarsınız, kehanetle ilgili bir hikayeyi düşünün. Böylece bu sorunun yanıtını da hatırlayabilirsiniz. Meşhur bir hikaye. Lidya kralı Kroizos, dünyanın en zengin insanı olduğunu biliyorsunuz ve kral doğudaki komşusu olan Pers İmparatorluğunu ele geçirmeye karar vermişti barbar olmasına karşın Delfi'deki kahine gitmişti. Barbarlar da Delfi'deki kahine tanrıların isteklerini sormak için gidebiliyordu. Kral buraya gidip sormuş. Eğer Kızılırmak nehrini geçersem ne olur? Ki burası Lidya ve Persler arasındaki sınırı oluşturuyordu. Kahin muhteşem bir imparatorluk yok olur diye yanıt vermiş. Kreuzos da süper ben de bunu düşünmüştüm demiş. Kral istilaya yakıp yıkmaya başlamış ve burada Herodotos'un anlattığı kralın nasıl yakalandığına ilişkin müthiş bir hikayeyi anımsayabilirsiniz. Tam yanarak ölecekken aklına daha önce ona gelerek onu kibirle kazanılan üstünlük konusunda uyaran Solon gelir ve der ki Oh Solon, oh Solon, o zaman Apollon kral sonunda akıllandı der ve yangını söndürecek bir fırtına gönderir. Kral da ölmez. Belki kehanet yanlıştı diyebilirsiniz. Ama tabii ki hayır değildi. Kroyzos'un neyinin yanlış olduğunu biliyoruz. Bir soru daha sorması gerekiyordu. Hangi imparatorluk? Ama bunu düşünemedi ki. Bu kehanetler hakkında birçok başka acayip hikaye var. Bu da gösteriyor ki kehanetlere her zaman tamamen güvenmemek gerekmekteydi. Bunlar benzer mitolojik hikayelerle doluydu. Ama burada elle tutulur veriler söz konusu. Kesin olarak biliyoruz ki Yunanlılar da barbarlar da herkes Delfi'ye gelip kahinlere danışıyordu. Bu kolay değildi. İnsanlar çoktu, sıra uzundu. Beklenmeden olmuyordu. Bu durumda insanlar ön sıralara çıkabilmek için rahiplere rüşvet verebiliyordu. Aynı zamanda hem tapınak görevlilerine hem de tapınağa çok güzel ve değerli hediyeler sunabiliyorlardı. Yani bir başka deyişle insanlar kahinlere danışabilmek için çok para harcamaya hazırdı. Şimdi kendi kendinize sorun Özellikle Yunanlılar konusunda kendilerine yanlış kehanette bulunan bir tapınağa bu denli çok para harcamaya devam ederler miydi? Tabii ki hayır. Sorulan soruların çoğunluğunun cevabı ya evet ya da hayır oluyordu. Ve bana kalırsa yanılgı olasılığı kesinlikle çok fazla değildi. Tahminimce tapınağın kazandığı ün özellikle sorulan şu soruya verebildiği cevapla doğrudan bağlantılıydı. Soru şöyleydi: Herhalde Sirakizay adı verilen topraklara, hani bahsettiğim Sicilya'nın güney sahillerinde buraya gidip bir koloni kurarsam ne olur? Cevap geldiğinde rahip bu cevabı anlaşılır bir biçime sokuyordu. Ben sözleri tekrarlamayacağım ama şöyle anlaşılmalı. Evet, burası gidip koloni kurmak için iyi bir yer. Veya hayır bunu yapma bu çok büyük bir hata olur. Peki bunu neden yapabiliyorlardı? Çünkü tarihte bir zaman Delphi gerçekten evrenin göbeği haline gelmişti. Ve buraya herkes gelebiliyordu. Bu insanların rahiplere danışmaya geldiklerinde onlara bizi de listeye ekleyin. Biz de kahine danışmak istiyoruz dediklerinden emin olabilirsiniz. Rahip de herhalde tabii ki olur. Oturun. Bir bira alın. Biraz sizin şehrinizden bahsedin. Oralarda neler oluyor anlatın şeklinde cevap vermiştir. Size söylemek istediğim bu Akdeniz dünyasında en iyi bilgi toplama ve organize etme yöntemidir. Bu insanlar bu tip şeyler hakkında herkesten daha fazla bilgiye sahipti ve dolayısıyla kahine danışmak en mantıklı hareket. Tamam, şimdi siz farz edin ki siz o iki istesiniz. Şehrinizden gidebilmek için izniniz var. Siz de Delfi'deki kahine gidiyorsunuz. Delfi'deki kahin de size tamam istediğin yere gidebilirsin diyor. Bundan sonra siz eve dönüyorsunuz. Burada yeni bir şehrin temelleri nasıl atılmalı? Şehir nasıl kurulmalı? Bunun tüzüğünü hatırlamaya başlıyorsunuz. Burada şehrin nasıl bir formasyona sahip olacağını kurguluyorsun. Devlet sistemi nasıl çalışmalı? Hatta belki daha da temelden topraklar nasıl ayrılmalı, bölünmeli, dağıtılmalı falan filan. Ki sizinle gelecek insanlar toplayabilirsiniz. Sizinle gelecekler nelere sahip olacaklarını bilsinler ve onlara sunduğunuz şeyler onlar için yeterli mi değil mi bunu bilsinler. İnsanları sizinle gelmeye ikna etmek çok önemliydi. Çünkü şehrin yaşanabilirliği için belirli sayıda vatandaşa gereksinim vardı. Gideceğiniz yerde kuvvetli yerli insan topluluğu olmayabilir. Ama yine de bu sorunların olmayacağının göstergesi değil. Dolayısıyla iyi sayıda bir grup insana ihtiyacınız var ki başarılı bir polisin kurulabilmesi için gerekli işlere koşabilirsiniz. Bu sayı ne olmalıydı? Ve ne kadar insan bulmanız gerekmekteydi? Bunu insanları bir araya toplayabileceğiniz uygun bir zamanda yapmanız gerekmekteydi ki bu insanlara hikayenizi anlatabilirsiniz. Bunun için büyük bir festival en uygun zamandı. Birçok şehirde vatandaşları için festivaller vardı ve tahminimce örneğin Korintos'ta bunu yaptıkları zaman bir koloniyi doldurabilecek kadar insan toplayabildiğinizde ancak bunu gerçekleştirebiliyordunuz. Ama çoğu zaman sizinle gitmek için hazır olabilecek yeterli sayıda Korintoslu bulamayabilirdiniz. Bu durumda mesajınızı aynı zamanda yapılan panhelenik festivalleri de gönderebilirdiniz. Olimpiyat oyunlarının 776 yılında başladığı sanılmakta olduğunu biliyorsunuz. Yunan dünyasının her bir yanından buraya toplanmış insanlar oluyordu ve siz de bunların arasından peşinizden yeni korolünize gelebilecek insanlar toparlayabilirdiniz. Tam ne zaman olduklarını bilmesek de Korintos'ta panhelenik oyunlar düzenlenerek Istmiya'da karşılaşmalar yapıldığını, Delfi'de de panhelenik oyunlar yapıldığını ve başka panhelenik oyunların Kuzey Peloponesos'ta Nemea adında bir şehirde organize edildiğini biliyoruz. Bunlar her zaman size gidip reklam yapmanız için ortamlar sağlamaktaydı. Her şeyi organize edip insanları ikna ettiğinizde artık gemilerinize binip yelken açabilirdiniz. Bu durumda Batı Akdeniz'e Sicilya'daki Sirakizay limanına ulaşabilirdiniz. Ve her şey yolunda gidince artık Sirakizay adını verdiğiniz Apoikia'yı kurmuş olurdunuz. Bundan sonraki soru bence Apoikia olan Sirakizay'la metropolis yani ana şehir olan Korintos arasındaki bağlantı neydi? Bu arada metropolisin anlamı da budur. Kafamızdan atmamız gereken en önemli kavramlardan birisini kolonilerin günümüzdeki anlamı. Yani Srakizayı koloni olarak Korintos'un denetim altında kurulup Korintos'a ait olmasıdır. Bu doğru değildi. İngilizler Hong Kong'u geri vermeden evvel Hong Kong kraliyetin kolonisiydi. Yani İngiliz topraklarıydı. İngiltere tarafından kontrol ediliyordu. Ama Ab o iki ya bu değildi. Baştan itibaren Sirakizay özel bir polisti kendi kendini istediği rejimde yöneten. Ne Korintos'un ne de başkasının boyunduruğu altındaydı. Dahası da var. Asıl soru şimdi artık biliyoruz aralarındaki ilişki neydi? Bunu üç kategoride tartışabiliriz. Bunların arasında en tipik, en normal olanı ki diğer her şey istisnaydı, Metropolis ve Apoikia arasında iyi ilişkiler olmasıdır. Ama unutmayın ki bunlar her zaman bağımsızdı. Bunun en iyi göstergesi Peloponnesos savaşlarıdır. Sirakizay kendini Atina tarafından kuşatılmış olarak bulur. Korintos'a gidip Korintoslulardan yardım isterler. Korintoslular bağımsızdı. Eğer pardon, Size yardım etmek istemiyoruz deselerdi bile herhangi bir kanunu çiğniyor veya aralarındaki bağı koparıyor olmazlardı. Haklarında ancak iyi davranmadıkları düşünülürdü. Ama dediğim gibi aklınıza gelebilecek her şekilde Korintoslular bu hakka sahiplerdi. Yine de kendilerinin yardıma koşması tipik bir tepki olurdu. Öncelikle bunu yapabildikleri için, ikinci olarak da onların ilgi alanlarına girdiği için yardım etmek aslında Korintoslular çok kısıtlı yardım göndermişti. Sadece birkaç gemi ve bir kumandan. Bu aslında çok önemliydi. Fakat bunu tabi daha önceden bilmelerine olanak yoktu. Kendi bakış açımızdan Korintosluların ana şehirden beklenildiği gibi dostluk amacıyla dayanışma içinde kendi Apoikiasını tehlike anında yalnız bırakmayacağı için koruduğu düşünülebilir. İlk önce Apoikea'nın ana şehirden yardım istemesi normaldi ve şehrin de eğer mümkünse yardım etmesi beklenmekteydi. Bu normaldi. Eğer bir sürü kolonisi olduğunu düşündürürsek bunun normal olmasını bekleriz. Ama iki tarafta da istisnalar vardı. Bunlar hakkında en fazla bilgim Korintos hakkında. Korintos'un birçok kolonisi olmuştu. Bundan dolayı düzenlemeler hakkında bu denli çok bilgiye sahibiz bahsettiklerimin hepsi Peloponesos savaşlarıyla bağlantılıydı. Ve bunun için haklarında biraz da olsa bilgiye ulaşabildik. Çünkü Tükidides bizlere ayrıntılarından bahsetmiştir. Tükidides sayesinde biliyoruz ki Korintos'un kolonisi olan ve üç parmak gibi Yunan ana karasından Ege denizine uzanan Kalkidike yarımadasında bulunan Potidaiya'ya yardımları olmuştur. Bu şehir üç parmağın bir tanesi üzerinde kurulmuştur. Potidia'yı her yıl burayı denetim için Korintos'tan bir meclis ziyaret ediyordu. Ama bu bir zorunluluk olarak yapılmıyordu. Yani zor değildi. Bu iki tarafında kabullenmesiyle yapılıyordu. Bu durumda tabii Potidia'yın üstünde Korintos'un oldukça sözü geçmekteydi. Potidia'yı Atina ile anlaşmazlığa girdiğinde kendisini kuşatma altında bulmuş ve de Korintos buna karşı ciddi bir ordu göndermişti. Ve tahminimce aralarındaki yakın bağdan dolayı bunu yapmaya karar vermişti. Ama aynı zamanda Korintos'un kuzeybatıda, Korkira'da yani günümüzde Korfu olarak adlandırılan adada bulunan bir kolonisi daha vardı. Bu koloni 664'ten evvel kurulmuştu. Çünkü bu tarihten sonra etkin olmaya başladığını görmekteyiz. Herhalde daha önce kurulmuştu. Korkira Korintos'la başından beri geçinememişti. Aralarında bildiğimiz ilk yakınlık bir deniz savaşı olarak başlamıştı. Bundan sonra Peloponnesos savaşlarına kadar her ikisi arasındaki kavgalar savaşlardan haberdar olmaktayız. Aralarında neredeyse her yüzyılda bir önemli bir deniz savaşı oluyordu. Hatta Peloponnesos Savaşı'nın başlangıcındaki çatışmada bile Korintos ve Korkira arasındaki güç anlaşmazlığı olduğunu bile söylemek mümkün. Bu şimdi anlattıklarımla koloni ve ana şehir arasındaki bağlantılar hakkında sizi biraz bilgilendirmiş oldum. Ama bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çoğunlukla ikisi arasındaki ilişki ilk anlattığım nitelikte yani dostçaydı. Neden olmasın ki? Mesela Sirakusa'ya giden adamlar sizin adamlarınızdı. Geride akrabalarını, arkadaşlarını bırakmışlardı. Dolayısıyla doğal olanı buydu. E bir de tabii ki tanrılarına Korintoslular gibi tapmaya devam ediyorlardı. Tükidides'e dayanarak kolonilerin ana şehirdeki dini festivallere delegeler göndererek ana şehir gibi tanımaya devam ettiklerinin bir gelenek olduğunu Böylece iki şehir arasında iyi ilişkilerin devamlılığını sağladığını öğrenmiş oluyoruz. Akrabaları gibi hissediyorlardı. Bundan daha doğal ne olabilirdi ki? Uzaklarda Sicilya'dasınız ve Korintos'tayken elinizin altında olan her şeyin eskiden beri burada da görüyorsunuz. Hatta daha önceleri Korintos boyalı seramiğin önemli merkezlerindendi. Hatta üretiminde ve ticaretinde en öndeki merkezdi. Eğer çok kaliteli bir çanak istiyorsanız köşedeki bir dükkana gidip rahatlıkla güzel bir şey bulabiliyordunuz. Ama sizin için bu artık yoktu. Dolayısıyla Korintos'ta satılanlara da siz ulaşabilmek isterdiniz. O da ne? Sirakusay'da müthiş buğday tarlalarınız var. Bugün inanması güç ama Sicilya o günlerde Akdeniz'in en önemli buğday üreticisiydi. Çok bereketliydi. En iyi ürünler buradan gelirdi. Hasat müthişti, buğday da çok boldu. Korintosunda bu tip ürünlere çok gereksinim vardı. Eh o zaman biz size buğday satıyor olurduk, siz de bize seramik. Bir de iyi kalite şarap. Çünkü biz henüz hatta hiçbir zaman sizin niteliğinizde üzüm üretir olmayacaktık. Ve bunun gibi şeyler. Şimdi nasıl koloni ve ana şehir arasında bağlantılar doğal olarak gelişmekte olduğunu anlıyor musunuz? Belki burada size bir şans tanımak iyi olur. Bundan sonraki konulara geçmeden evvel koloniler konusunda sormak istediğiniz ve anlamadığınız bir şey var mı? Herkes tamam mı? Evet buyurun. Sorulan soru ana şehirden kimin koloni için izin verdiğiydi. En iyi tahmin ki galiba elimizde bir tek bu var. Bu kişiler aristokratlardan oluşmaktaydı. Şimdilik bildiğimiz kadarıyla Elitlerden oluşan bir kurul tahminimce bu kararı verirdi. Tarihte daha sonra kurullarda yalnız aristokratların olmadığını, bunlara zengin kişilerin de girebildiğini göreceksiniz. Ama bunlar azınlıktaydı. Çoğunluk hep elitlerden oluşmaktaydı. Kuruldakiler meşruluklarını bundan kazanmaktaydı. Arkadaki e, evet siz. Neyin ilkel formu? Bu kavramın bunu yaptığından emin değilim. Hayır, sorunun cevabı hayır. Çünkü kimse bir şey yapmak zorunluluğunda değildi. Ticaretle uğraşan İngilizler gemicilik yasaları çıkartmıştı. Bunlar da gemilerin neler taşıyabileceğini düzenliyordu. Ama Yunan dünyasında bunun benzeri yoktu. Herkes anlaşmaların iki tarafı da her anlaşmaya isteyerek giriyordu. Tamam, bu koloniler nerelerdeydi? Size kısaca açıklayayım. Ama başlamadan evvel polis dönemi başlamadan ve polislerin yükselişiyle bağlantılı olan koloniler döneminden yüzyıllar önce Yunanlılar zaten kendi yerleşimlerinden çıkıp yayılmaya başladıklarını hatırlatayım. Miken dünyasının çöküşünden hemen sonraki dönem büyük kargaşalarla, panik ve korkuyla doluydu. Miken dünyasını mahveden her kimse, onlardan kaçanlar doğuya doğru adalara yelken açmışlar, hatta Ege Denizi'nin ortasındaki adalara ve daha ileriye Anadolu sahillerine devam etmişlerdir. Böylece İsa'dan önce 10. yüzyılda Yunan yerleşimlerini Anadolu'nun batı sahillerine hatta güneyde hatta bir derecede de kuzeyde ve Ege'deki adalarına yayıldığını görüyoruz. Kısaca İsa'dan önce 10. yüzyıla ulaşıldığında Yunan dünyasının yayılması söz konusuydu ve bu topraklara yerleşen insanlar daha sonra çok önemli yerleşimler olan koloniler kurmuşlardır. Bunların arasında belki de en ünlü olanı Anadolu'nun batı sahilinde kurulmuş olan İyon yerleşimi Miletos'tur. Özellikle Boğaz'ın üst taraflarında ve Marmara Denizi'nde olmak üzere dünyanın çeşitli köşelerinde birçok koloni kurulmuştur. Yunanlıların Anadolu'ya göç etmeleri bir sistem içinde gerçekleştiğini ve kuzeyden güneye baktığımızda bir tutarlılık görebilmemiz mümkün olduğunu vurgulamak istiyorum. En kuzeydeki kıyı yerleşimlerinde Yunanca konuşuluyordu. Ama Ayol lehçesiyle, Ayol lehçesi Tebai gibi Anakara'daki özellikle Boitia bölgesinde kullanılan bir lehçeydi. Anadolu Ayollerin oturduğu bölgenin güneyinde kalan bölgelerinde en başta İyonlar oturmaktaydı ve bunlar da Anakara'dan gelmişlerdi. Birçok İyonlar Atinalıydı. En son olarak Anadolu'nun batı sahillerinin en güney kısmına gidebilseydiniz burada Dorca konuşan Yunanlılarla karşılaşırdınız. Tüm Peloponesos'un Dorca konuşan bir bölge olduğunu anımsayalım. İşte polis ortaya çıktığı ve kolonileşme büyük bir olgu olmaya başladığı zaman dünya böyle bir görünümdeydi. Şimdi Akdeniz dünyasında Yunanlıların yayılmasının nasıl gerçekleştiğini görelim. Ege Denizi ile başlayalım. Neredeyse denizdeki tüm adalarda Yunanlılar oturmaktaydı. Bu Yunanlılar daha önceki göçmen dalgasıyla buralara gelmişlerdi. Yani... İsa'dan önce 8. yüzyılda ve daha sonraki dalgayla değil. Ama Ege Denizi'nin kuzey sahillerine giderseniz Yunanlılar tarafından Trakya olarak adlandırılan bölgeye. Pardon, Trakya'dan bahsetmeden önce belki bir parça Ege Denizi'nin batısını kaplayan Teselya'dan biraz bahsetmek gerekli. Teselya aslında Ege Denizi'nin kuzey sahilini kapsıyordu ve burada birçok Yunan kolonisi vardı. Temelde Yunanistanın parçasıydı. Evet, şimdi size Platon'un diyaloglarından söz etmek için fena bir zaman değil. Sokrates Yunanlılar kurbağalar gibi bir göletin etrafında otururlar ve bu gölette de Ege Denizi'dir der. Bu hatırlaması işe yarayacak küçük bir hikaye aslında. Çünkü biz Yunanistan'ı günümüz coğrafyasıyla altındaki daha ufak bir yarım adası, yani Peloponezos'la birlikte bir yarımada olarak düşünürüz. Bu kavram antik dünyadaki Yunanistan'la aynı değildi. Eğer antik Yunan'ın merkezi neresiydi diyecek olursanız burası Ege Denizi olurdu. Bunu hatırlamanız ileride işinize yarayacaktır. Sonra sahil boyunca doğuya doğru ilerlediğinizde Gelibolu Yarımadası'na gelirsiniz. Buranın tümü bugün Türkiye'dedir ve birazdan anlatacağım tüm bölgelerin hepsi de Türkiye'dedir. Boğazların geçitleri, Çanakkale, Marmara Denizi, Boğaz hepsinin her iki tarafında da Yunan şehirleri vardı. Doğuya giderseniz Karadeniz'e çıkarsınız. Eğer kuzeye Karadeniz kıyılarına devam ederseniz güneye doğru yine Yunan yerleşimleriyle karşılaşırsınız. Ama bunların sayıları biraz evvel bahsettiğim yerlere göre daha azdı ama yine de önemliydiler. Mesela Crimea'ya çıktığınızda buranın asıl yerleşimi Sebastopolis'tir. Kentin ismi Yunanca kelimelerden türemişti. Sebastos, polis yani kutsal şehir anlamına gelmekteydi. Ve kent İmparator Augustus güç kazandıktan sonra burada oturan Yunanlılar tarafından Augustus'a atfedilmişti. Ama burada her zaman Yunanlılar yaşamıştı. Aynı durum Ukrayna'daki önemli şehir Odessa içindir. Kiev'den ayrı olarak bir Yunan yerleşimiydi. Bunlar gibi Türkiye'nin kuzey sahillerinde Yunan şehirleri bulunmaktaydı. Bunlardan aklıma gelen bir tanesi Türkçe nasıl söyleniyordu bu? Trabzon mu? Bu Trapezos'tu. Yunanca nasıl söyleniyordu ki? Trapezos, değil mi? Karadeniz bir Yunan gölü değildi. Ama sahillerde dağılmış Yunan şehirleri bulunmaktaydı. Yine de Doğu sahilinde değil, Kafkaslara ulaştığınızda barbar topraklarına girmiş oluyordunuz. İyason'un mitolojik görevine ve buralara yelken açan Argonotlara bakarsanız, onların Tarzan ülkesinde olduklarını görürsünüz. Yunanlılara kalırsa buraları vahşilerle dolu topraklardı. Hatırlarsanız, İason kendine oradan bir kadın alıp onunla evlenmişti. Medea ve tabii ki bu kadın hiçbir Yunan kadınına benzememekteydi. O bir cadıydı. Tahmin edilemeyecek nitelikte hiçbir Yunan kadınının yapamayacağı büyü ve canavarlıklar yapıyordu. En azından Yunanlıların düşünemeyeceği nitelikte. Yani buraları Yunan topraklarından farklıydı. Şimdi Ege denizine geri dönelim ve Anadolu'yu geçmiş olalım. Eğer Anadolu'nun güney sahiline dönüp doğuya doğru gitmeye başlarsanız burada da Yunan yerleşimleri bulabilirsiniz. Ama sonra bugünkü Lübnan ve Suriye topraklarına varırsınız. Buralardaki sahil yerleşimleri Filistin hiçbir Yunan şehri içermemekteydi. Bunun nedeni de bahsettiğimiz dönemlerde buraları zaten medeni ve kuvvetli insanlar tarafından işgal edilmişti ve bunlar kenara itilmeyi hazmedemezdi. Hatta kimse bunlarla şehir kurmak için karşı karşıya gelmek, onlara bölgenin kontrolü için meydan okumak istemezdi. Dolayısıyla Filistin'e yaklaşıp güneye geçtiğinizde Yunan şehri göremezdiniz. Tabi Mısır'a ulaşmış olurdunuz ve tabi ki Mısır antik dünyanın en önemli imparatorluklarından birini oluşturmaktaydı. Tarihi belki de ta 4000'e kadar inmekteydi. Belki hatta 5000. Ama bu dönemde kesinlikle eskisi kadar kuvvetli değildi. Başkaları tarafından fethedilmişlerdi. Eğer 750 civarlarından bahsediyorsak, ...Asurlulardan bahsediyoruz sanırım. Sonra da Perslerin eline düşeceklerdi. Buraları koloni kurmak için uygun yerler değildi. Baş edecek kuvvetli imparatorluklar bulunmaktaydı. Ama bir istisna vardı. İsa'dan önce 6. yüzyılda zannedersem yaklaşık 550 gibi bir tarihte... ...Yunanlılar Mısır'da Nil nehrinin deltasında Naokratis adını verdikleri tek bir koloni kurmuşlardı. Bu yerleşimin ismi gemi anlamına gelen kelimeden türetilmişti. Bu bahsettiğim Apoikadan tamamen farklı bir şeydi. Burası bir ticaret merkeziydi ve Mısır kralı tarafından verilen izinle ve onun koruması altında kurulmuştu. Burada yerleşen Yunanlı tüccarlarla iş yapmak işine geliyordu. Bu tüm anlattıklarıma bir istisna oluşturur. İnanır mısınız batıya doğru gittiğinizde bugün Libya olan topraklarda çok önemli bir Yunan kolonisi daha Kürene bulunmaktaydı. Hatta bu bölgenin tümü Yunanca olan Kürenayka adıyla tanınıyordu. Şimdi Libya açıldı ya gidebilirsiniz buraya. Burası artık kapalı bir bölge değil. Kanıt olarak buradaki Yunan ve Roma tapınaklarına bakabilirsiniz. Nedense doğuya devam ettiğinizde Kuzey Afrika'da bitiyor. Bunun belki de bir nedeni Kuzey Afrika'nın geri kalanının Kartaca'nın boyunduruğu altında olmasıydı. Kartaca Fenike şehirlerinin bir kolonisiydi. Fenikeliler aslen bugün Lübnan topraklarında yerleşmişlerdir ve belki 10. belki 9. yüzyıla kadar inen çok kuvvetli bir güçtüler. Sırf Kuzey Afrika'yı değil, batıda Akdeniz'in tüm sularını kontrol etmeye çalışmışlardır. Kartacalıların Sicilya'nın batısında da bir ayakları bulunduğunu bilmekteyiz. Hatta Yunanlılar Sicilya adasının kontrolü için yıllarca Kartacalılarla savaşmak zorunda kalmıştı. Kartacalılar bu kadar doğuya gidip zamanla İspanya'nın Afrika'ya en yakın sahillerinin bir kısmını bile kontrol etmişlerdi. Bunun için buralarda hiç Yunanlı yoktu ve aynı nedenlerden dolayı burada dışarıda bırakılmışlardı. Ancak Kartacalıların İspanya'ya yaptıkları baskının ötesine giderseniz İspanya kıyılarında da Yunan şehirleri kurulduğunu ve buralarda Yunan şehirlerinin devam ettiğini görebilirsiniz. Her yerde değil ama Fransa'ya doğru tek tük. Bunların arasında bir Yunan şehri olarak Romalıların Masalia dediği Marsilya vardı. Nis de bir Yunan şehriydi. Nis, Nikea, Zafer şehri. Başkaları da vardı. Yani nereye gitmeleri gerektiğini biliyorlardı. Riviera gibi yerlere. Şimdi neydi bu İtalyan Rivierası? Bayağı havalıydı. Yunan kolonileri kurulabilecekleri Portofino yakınlarında mıydı? Hayır. Bunun nedeni ise İtalya'nın kuzey kısmında Etrüsklerin olmasıydı. Bunlar da kuvvetli bir tarihi insan grubuydu. Kendi bölgelerini denetlemekteydiler ve yabancıların kendi topraklarına ...koloni kurmalarına izin vermezlerdi. Ama Roma'yı geçip güneye devam ederseniz... ...Roma'nın kuruluş efsanesine göre şehrin 754 mü 753 mü 753'te kurulduğu anlatılır. Herkes bununla hemfikirdir. Bahsettiğimiz dönemlerde tabii ki henüz Romalılar yoktu. Ve ondan onları düşünmeyin. Roma'nın güneyinde Güney İtalya'nın ciddi boyutta kolonileşmesi söz konusuydu... Yunan yerleşimleri her yerdeydi. O kadar Yunanlılaşmışlardı ki Romalılar İtalya'nın çoğuna egemen olup güney ile karşı karşıya gelince Yarımada'nın tüm güney kısmına Magna Gracia yani muhteşem Yunanistan olarak adlandırmaya başlamışlardı. Çünkü buradaki yerleşimler hep Yunanlıydı. Son olarak Sicilya'ya kadar inersek burada Doğu sahiliyle karşılaşırız. Sicilya adasının sahillerinin üçte ikisi Yunan yerleşimleriyle doluydu. Batıda kalan üçte birinin de Kartaca kontrolü altında olduğunu söyleyebiliriz. İç kısımlarda Yunanlılar içerilere girmemişti. Sicilya'nın yerleri burada oturmaktaydı. Yunanlılar buralarla ilgilenmiyordu. Çok nadiren buralarda denizden uzaklarda bir Yunan yerleşimi bulabilirsiniz.'' Bir sürü nedenden dolayı hep denize yakın olmak isterlerdi. Umarım kolonizasyon dalgası tamamlandığında Yunan dünyasının ne kadar genişlediği hakkında kafanızda bir fikir oluşmuştur. İsa'dan önce 7. yüzyılda bu dalga neredeyse tamamlanmıştı. Kolonilerin liderleri hakkında da bir şeyler söylemeli. Çünkü bu konudan da bir şeyler öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Üzerinde düşünülüp merak edilebilinir bir konu da neden bazı şehirler birçok kolonist göndermiş, bazıları da sadece birkaç tane ve bazıları da uzun bir süre hiç kolonist göndermemiştir. Eğer kimlerin gönderildiğine bakarsanız bir fikriniz olabilir. Yaygın olarak koloni kuran polisler hakkında erken bir liste bulunmaktadır. Daha önce bahsetmiştim. Anadolu'daki Miletos İstmus'taki Korintos, istmos'ta sayılabilecek Korintos'un hemen yanındaki Megara, Euboyia adasına dönersek, Atika'nın doğu sahiline bakan Uzuna da Burada adanın kuzey kısmında iki önemli şehir bulunur: Kalkis ve Eretria. Bunlar hakkında duyduklarımız 8. yüzyılın erken dönemlerine dek uzanır. Bunların nedenle önemli ve kuvvetli olduğunu ve birbirleriyle meşhur bir savaşta karşı karşıya geldiklerini bilmekteyiz. Bu şehirler koloni kurma konusunda çeşitli yönlerde etkindi. Bu şehirlerin çoğu kuzeye Dardanel taraflarına kolonistler göndermişti. Yani kısacası koloni kuran şehirler için gitmek isteyen yurttaşlarını gönderebilecekleri yerler için bir sınırlama bulunmamaktaydı. Burada üzerinde durulması gereken ilginç soru erken dönemde kimler koloni kurmamıştır sorusudur. Sorunun yanıtı ise klasik dönemin tüm meşhur şehirleridir. Atina 6. yüzyıla kadar bir koloni kurmaz. Sparta bu işe erken başlar. Bir süre Güney İtalya'ya kolonist gönderir. Ege denizindeki bir adaya Melos'a bir koloni gönderir. Ama sonra durur ve bir daha hiç koloni kurmaz. Son olarak Boitia'nın en büyük şehri Tebai ise hiç koloni kurmaz. Bunun nedeni hakkında biraz düşünebiliriz. Tarihte bulduğumuz bu dönemde en çok koloni kuran şehirlerin ticaretin ve üretimin en yoğun olduğu bölgelerde bulunduğunu görmekteyiz. Üretim dediğim zaman her şeyin elle yapıldığını anlamanızı istiyorum. Ama aynı zamanda efendileri için çalışan kölelerin olduğu dükkanlar gibi şeyleri de görebilirsiniz. Bazı durumlarda özellikle daha sonraları bazı dükkanların bu şeyleri üretebilmek için birçok köleye sahip olduğu bilinir. Bu durumda el yapımı olsa da bu bir endüstrinin varlığını gösterir. Bu yerlerde ticaret vardı, endüstri vardı ve bu yerler kolonilerle uğraşıyordu. Göreceğimiz gibi bazı şehirlerde politik kavgalar, ekonomik anlaşmazlıklar ve sonunda savaşlar, iç savaşlar ortaya çıkmaktaydı. Ve bundan sonraki konuda da konuşacağız. Buralarda bu tür kargaşaları çözümlemeye çalışırken despot hükümdarların da ortaya çıktığını göreceğiz. Bütün bunlar Korintos, Megara ve herhalde Kalkis ve Eretria gibi yerler için doğruydu. Bu tip anlaşmazlıkların ve sorunların olduğu yerlerde insanlar buralardan kaçmak ve başka yerlere gitmek isteyebilirlerdi. Savaşlar özellikle iç savaşlar olduğunda kazanan taraflar artık düşmanları olan kaybeden tarafları etraflarında tutmak, onların sorun çıkartmalarına izin vermek istemeyebilirlerdi ve onları memnuniyetle göndermek istemeyebilirlerdi. Bunlar sadece varsayım ama bana anlamlı geliyorlar. Ne Atina'da ne Tebai'de ne de Sparta'da bu tip problemlerin varlığı konusunda bilgimiz bulunmaz. Bu yine bir spekülasyon ama koloni kuran şehirlerde nüfus artışı baskı yaratmış da olabilir. Bahsettiğim şehirlerin koloniler kurmayan ve toprak kıtlığı konusunda fazla baskı hissetmeyen şehirler kadar fazla tarım çiftlik alanları yoktu. Toprak elde etmek isteği koloni kurmada çok önemli bir unsurdu. Bu durumda da neden bazı şehirlerin koloniler kurduğunu, bazılarının da kurmadığını anlatan öğelerden birini oluşturmaktaydı. Sonuçta bu kolonizasyon furyasının Yunan deneyiminin sonuçlarına yaptığı katkılar nelerdi? Aklımıza farklı birçok şey gelir. İlk önce Yunanlılar daha önce hiç yaşamadıkları yerlerde yaşamaya başlarlar ve onların varlıkları her yaşadıkları bölgede farklı etkiler yaratır. Etkileri batı ve kuzeyde, doğu ve güneydekinden daha fazlaydı diyebilirim. Yunanlıların doğu ve güneyde kendilerinden daha uygar ve ileri insanlar arasında oturuyor olmaları bunun nedenlerinden birini oluşturur. Buralarda öğretebilecekleri ve onlara benimsetebilecekleri çok az şeyleri vardı ve bunun aslında tam tersi olmalıydı. Kayıtsız şartsız Yunanlıların doğu ve güneydeki komşularından çok çeşitli işe yarar ve ilginç bilgi aldıklarını tahmin edebiliriz. Bu dönemde Yunanistan'a bakarsanız bu kelimeyi daha önce kullandım mı emin değilim ee, ama bazı araştırmacılar bu bahsettiğimiz dönemden İtalya'daki Rönesans'tan çağrışım yaparak Yunan Rönesansı şeklinde bahseder. Burada bir şey var. Çünkü bu dönemde sanatta ve insanların dönüşünde devrim yaratan gelişmeler de olmuştu. Ve Miletos'ta tahminen İsa'dan önce 6. yüzyılda felsefe ortaya çıkmıştı. Tabi Miletos ana yolların kesiştiği bir yerde kurulmuştu. Ve Mezopotamya Mısır gibi yerlerin daha ileri bilgilerine açık bulunmaktaydı. Yunan mitolojisine, Yunan seramiğine ve Yunan tarihine bakan herkesin özellikle Mezopotamya bölgesinden buraya ciddi boyutlarda etkiler geldiğini görmesi mümkün. En erken Yunan sanatıyla bir sürü haşır neşir olan herkes burada heykel ve tapınak mimarisinden bahsetmekteyim. Mısır etkilerinin nedenli kuvvetli olduğunu görecektir. Yani Yunanlılar oldukça işe yarar bilgiyi, becerileri ve birçok şeyleri birazdan anlatacağım şeylere neden olacak şekilde neredeyse emmekteydiler. Yunan toplumunun kendi uygarlıklarını doğudaki uygarlıklarla bağlantıları olmadan geliştirmeleri olasılığı düşünülür bile değil. Onlardan çok fazla şey öğrenmişlerdi. Şimdi insanlar bazı insanlar bu noktadan ileri atlarlar ve yanlış bir biçimde Yunanlıların yaptıklarını temel olarak eh, eğer çok uç bir şeyler söylemek isterseniz kendi uygarlıklarını başkalarından çaldılar diyebilirsiniz. Eğer Yunan uygarlığına bakarsak, diyelim ki klasik döneme bakarsak bu diğer kültürler Yunanlıların ne yaptıklarını anlayamazlardı bile. Çünkü Yunan deneyimi kendilerinkinden çok farklıydı ama Yunanlıların birçok önemli ve değerli şeyi bunlardan öğrendiği aslında inkar edilemez bir gerçektir. Ancak bunları kendi hayatlarına göre yontarak bundan gerçekten oldukça yeni bir şeyler, hatta sırf yeni değil, öğrendiklerinin geldiği yerlerdekilere neredeyse zıt düşecek şeyler üretmişlerdir. Tabii bir de Yunanlıların bağlantıya geçtikleri insanlar üzerinde yarattığı etkiler de var. Bu konuda daha önce en çok Batı ve Kuzey'de etkilerinin olduğunu söylemiştik. Burada Yunanlılar gelmeden önce yaşayan insanlar üzerinde ki bu insanlar uygar değildi ya da onlar kadar uygar değildi. Büyük şehir yerleşimleri ve uygarlıkları eskilere dayanan öğrenim sistemleri falan yoktu. Yok, onlar böyle değildi. Yunanlılar onlardan daha ilerlemiş durumdaydı ve Yunanlılardan kendi hayatlarını güçlü ve temelden değiştirecek nitelikte olmasa da hayatın her alanında birçok şey ödünç aldıklarını bilmekteyiz. Ama dünyanın bu köşesinde etkileşim işte böyle çalışmaktaydı. Kolonizasyonun yarattıkları arasında en önemli unsurlardan birisi de tabii ki ticaretin gelişmesiydi size bahsettiğim nedenlerle bağlantılı olarak ama tabi Yunanlıları da aşar şekilde yeni yerleştikleri yerlerde yiyeceklere ve başka şeylere sahip olmaya başlamışlardı ve bunlar da ana şehirleriyle ticaretin temelini oluşturmaktaydı. Buralarda daha önce erişemedikleri ham maddelere erişebiliyorlardı. Ve belki de daha önceleri elde edemeyecekleri şeyleri üretebiliyorlardı. Bunların hepsini hem kendileri kullanabiliyorlardı hem de eski Yunan şehirleriyle ticaret için kullanabiliyorlardı. Bir başka deyişle bu müthiş ticari patlamayı algılamak için derin bir hayal dünyasına sahip olmanız gerekmez. Düşünün bir saniye bu polislerde nasıl bu etkileri yaratmaktaydı? Çoğunluğa erişmese de ama gittikçe daha fazla insan tarım olmayan alanlardan hayatlarını kazanmaya başlıyorlardı. Ticarete giriyorlardı ve üretime giriyorlardı. Söylediğim gibi endüstri kısıtlı da olsa yani çiftçilik olmayan birçok şey yapıyorlardı. Böylece tahmin edebileceğiniz en ilkel polisin gereksiniminden farklı şeylerle ilgilenen yeni sosyal sınıflar veya gruplar oluşmaktaydı. Marksist kuramların etkisiyle bu yüzyılın başlarında bazı araştırmacılar kapitalist sınıfın gelişmekte olduğunu savunmuşlardı. Ama bunun için elimizde hiçbir veri yok. Bu fikir tamamen yanlış. Benim tahminime göre en erken tüccarlar büyük olasılıkla geldikleri yerlerde toprak sahibi aristokratlardan oluşmaktaydı. Ve bunlar ticaretten yaşamlarını kazanabilmek için hem fırsatlara hem de bağlantılara sahipti. Bu durumda dahi yani sadece bir şeyler üreten ve para kazanan bir sınıfa dahil olmasa da insanlar bu tip işle yoğunlaşan insanlar vardı. Ve onların asıl ilgileri sadece hoblit olan diğer insanlardan farklıydı. Burada aklınızda tutmanız gereken şeyin farklı şeylerden oluşan etkinlikler olduğudur. Çünkü anlatmaya çalıştığım sosyal, ekonomik ve politik olarak da bu aslında. Düşünmeniz gereken şey bir taraftan hoblit devrimi gerçekleşmekteydi. Bunu terimi kullanmaktan, söylemekten kaçınmıyorum ama aslında oldukça tartışılısı bir terminoloji. Gittikçe daha fazla çiftçi, hoblit çiftçi bağımsız olmaktaydı ve kendi kendine yetmeye başlamışlardı. Bunların eskiden yaşadıkları gibi yaşamaya devam etmelerini beklemek doğru olmazdı. Kendilerinden daha üstün olanlara saygılı kalmaları beklenemezdi. Yani aristokratların önünde saçlarını çekiştirerek tüm kararları onlara bırakmaları beklenemezdi. Onlarla aynı fikirde olmayacaklardı ve devlet işlerindeki kararlarda daha etkin olmaları için baskı hissediyor olmalıydılar. Aynı zamanda zengin insanlar vardı, çok zengin. Bunlar insanların eski zenginliklerinden daha farklı zenginliklere sahipti. Zenginlikleri en iyi topraklara sahip olmaktan gelmekteydi. Bir de bazılarının zenginlikleri sahip oldukları değerli şeylerden kaynaklanmaktaydı ve burada para kavramından söz edebiliriz. Sikke kavramını kullanmak istemiyorum burada. Çünkü bu aslında hala tartışmalıdır ve zaten Yunan dünyasında 750 gibi erken bir tarihte henüz sikke yoktu. Ama bu paranın olmadığını göstermez. Değerli metalleri tartarak para yerine koyabilirdiniz. İncil'de bahsedildiği gibi şekel aslında para değildi. Miktar gösteren birim olarak, ağırlık göstergesi olarak gümüş veya altının ağırlığını temsil ederek ortaya çıkmıştı. Bu durumda ekonomik şeylerde temelden bir değişiklikle karşı karşıyayız. Bütün bunlar size anlattığım koloni hikayesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bence bütün bu olanların politik duruma olan etkisi sonuçta iki taraflı gelişmişti. Bir taraftan değişiklikler yani A. Hobbit sınıfının gelişmesi, B. Ticaret ve endüstrinin ciddi düzeyde gelişmesi ve bolluğun eski geleneksel topluma uymayan yeni insanların elinde olması. Bu durumda bu insanların topluma uyabilmeleri için yeni bir sistem oluşmalıydı. Çünkü bu insanlar farklıydı. Bu da sıkıntı yaratmaktaydı. Birazdan göreceğimiz gibi sıkıntı genellikle ilk önce aristokratlar arasında gruplaşma ve mücadele olarak çıkmaktaydı. Bu da bir süre sonra aristokrasinin dışındaki insanlara da sıçrayacaktı ve sonunda iç savaşa dönüşecekti. Burada savaş için en önemli grup Hobbit savaşçıları ya bir tarafı ya da öbür tarafı seçmek durumunda kalacaktı ve hatta belki de iki tarafı birden. Bunun hikayenin olumsuz tarafını oluşturduğunu söyleyebilirsiniz. Ama bazı araştırmacıların ortaya koyduğu gibi ki bence bunu ikna edicidir. Kolonizasyon uzun bir süre bu sorun gibi bir yanıt oluşturmuştu. Bir tarafta bir grup insan vardı. Kaybedenler, kızgın ve rahatsız veya kendi ana şehirlerinde olan bitenden memnun olmayan kişilerdi. Bu durumda kalıp savaşmaları söz konusu değildi. Arkalarına dönüp gidebilirlerdi ki tam bunu yaptılar işte büyük sayılar halinde bu da akla Amerika deneyimlerini getirmekte. Genellikle değerlendirildiği şekilde sınırlar çok değerli olarak görülmekteydi. Buradaki kolonistler sayesinde yeni Amerikalıların emniyet alanı olarak görülüyordu. Sonra da bunlar bağımsız olacaktı. Amerikalılar şehirlerinde Avrupalıların tarihleri boyunca yaşadıkları korkunç sınıf çarpışmalarını ve korkunç savaşları yaşamamışlardı. Çünkü gerçekten mutsuz ve kızgın insanlar her zaman batıya gidebilirlerdi. Yeni yerleri ele geçirebilirlerdi. Demek istiyorum ki mesela Kansas temelde bir nevi Yunan kolonisi gibiydi. Diğer yerlerde bunun gibiydi. Bu hikayenin bir parçası. Neden Amerika'nın erken tarihinin çok şanslı olmasını anlatan hikayenin anlamamız gereken kolonizasyonun Yunanlı grupların deneyimlerine bir benzerlik oluşturuyor olmasıdır. Şimdi 7. yüzyılın bir tarafındayız ve bahsettiğim yerlerin büyük bir kısmında yerleşimler kurulmuş. Bahsettiğim dalgalar akmaya başlamıştı ve yarattıkları problemler çoğu yerleşimde hissedilecektir. Bu da bir sonraki konuya uygun bir başlangıç yaratmakta. Bunu gelecek sene konuşacağız. Yok hayır gelecek sene gibi geliyorsa da aslında gelecek sanırım.